Her dinleyici, bütün dinleyicilerimiz hoş geldiniz. Teşekkürler. Bugün Zeynep hocamızla ve Evrim hocamızla beraberiz. Normalde çok alışık olmadığımız ya da çok duymadığımız Osmanlıci. Şey, Evrim hoca gerçi genelde bundan şikayetçi. Bizim tarihçiliğimiz, ben bende. Biz de şikayetçiyiz. Evrim hoca değil. Hepimiz. Zeynep de bunun gerçekten güzel bir örneği. İnşallah daha da bir güzel örneği olacak. Bu başlangıç aşaması gibi. Sadece Osmanlı'dan e, has olan tarihçiliğimiz, Osmanlı ya da Türkiye'den has olan tarihçiliğimiz ya da sadece onlara hatta Selçuklu'ya bile üvey evlat muamelesi, Osmanlı öncesine bile üvey evlat muamelesi yapan bir tarihçiliğimiz var. Bunu zaten hepimiz e, aşağı yukarı biliyoruz. E, tekrar davetimizi kırmadığı için, e, moderatörlüğü kabul ettiği için Evrim Hoca'mıza çok çok e, teşekkür ediyoruz tekrardan. E, bu tez konuşmalarının e, neden ortaya çıktı? Yani normal tarih yazımı ve düşünce tarih konuşmaları zaten biliyorsunuz. Tez yazımı konuşmaları neden var? Neden tez yazımı, tez e, tez konuşmaları diye bir konuşmaya gerek ya da ihtiyaç duyduk? Ondan kısa sürede bahsedeyim. Sonra Zeynep hocamızı ve Evrim hocamızı e, takdim edip e, fazla lafı uzatmadan e, konuşmamıza geçeceğiz. E, tez konuşmaları hem e, dediğim gibi bu Osmanlı ve Türkiye enflasyonu dışında e, tarih yazımıyla uğraşan e, herkesi hakikaten bir platform olarak e, sunmak. Bunda e, kıdemi ya da e, statüsü ya da işte eğitim aşaması çok önemli olmadan e, gerçekten tarih yazımıyla e, Osmanlı, Türkiye hatta Türkiye dışından teorik de çalışmada olabilir, tarih yazımıyla ilgilenenlerin e, kendine platform bulabileceği bir yer olmasını düşündük. Aynı zamanda Türkiye'de tarih yazımı tartışmaları çok fazla gündemde, çok fazla kitap çevriliyor, çok fazla tarih yazımı ismi geçiyor, çok fazla etkinlik yapılıyor. Ama ben hala da, Evrim Hocam da bana katılır, bazı şeylerin eksik olduğunu, bazı şeylerin hala da yapılması gereken çok şey olduğunu düşünüyorum. E, tarih yazımı, hem teorik olarak hem de tarih yazımı tartışmaları, tarih yazımı adı altında e, bu alanın geliştirilmesi ve gerçekten e, tam anlamıyla hakkını verilmesi için. E, bu konuşmamızın ilkine de zaten tarih yazımı toplumumuzun üyesi olan Zeynep hocayla başlamayı uygun gördük. Ee, şimdi lafı artık fazla uzatmadan e, şey geçeyim. Hocalarımızı takdir etme e, takdim edeyim. Zeynep Yıldırım hocamız başlayalım. Zeynep hocamız Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden 2013 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını The Age of the Akbar, Statecraft and Political Ambition 1556-1605 başlıklı teziyle Sabancı Üniversitesi Tarih Bölümünde tamamladı. İstanbul Şehir Üniversitesi'nde başladığı doktora derecesini EHES'te 15 ve 17. yüzyıllar Farsça dünya tarihleri üzerine hazırlamakta olduğu test çalışmasıyla ile devam ediyor ve İbn Haldun Üniversitesi tarih bölümünde de araştırma görevlisi olarak devam ediyor. Araştırma alanları ise erken modern dönemde İslam tarih yazımı, Barut imparatorlukları ve erken modern dönem İslam düşünce tarihi. Evrim hocamızı zaten tanıyorsunuz ama yine de tanımayanlar için tekrar takdim edeyim. Evrim Hocamız e, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde lisansını tamamladı. Daha sonra Hacettepe Tarih Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Ve Chicago Üniversitesi e, Tarih Bölümü Orta Doğu e, çalışmalarında da e, 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 doktorasını e, tamamladı. 2009 yılında doktorasını bitirdi. 2009-2016 yılları arasında Londra Üniversitesi Royal Holloway'da çalıştı. 2016 yılından sonra Almanya'da şu anda çalıştığı ve devam ettiği üniversite olan Bonn Devlet Üniversitesi İslam Çalışmaları ve Orta Doğu Dilleri Bölümünde görev yapıyor. E, doktora çalışmasını John Woods'la yaptığı doktora çalışmasında tabii ki bunu da söylemeden geçmeyelim e, yakın zamanda kaybettiğimiz e, Cornelis Fletcher'ın da öğrencisi ve e, zaten fırsat buldukça gördüğümüz kadarıyla onunla hakkında bilgilerini veren anlarını zaten sık sık tazeleyen Twitter'daki çalışmalarından ya da YouTube'daki programlardan böyle olduğunu biliyoruz. 2016 yılında Cambridge Üniversitesi'nden doktora tezinin değiştirilmiş halde diyebiliriz ama onu temel alan Intellectual Networks in Timurut Timurut İran Şerafettin Ali Yezdi The Islamic Republic of the Letters adlı kitabı Cambridge Üniversitesi Press'ten çıktı. 2017 ve 2018 yıllarında farklı yerlerden çeşitli ödüller aldı. 2017 yılında İngiltere'de Royal Historical Society tarafından Glaston ödülü ve İran Milli Kütüphanesi ve Arşivi Yılın Kitabı ödülü aday gösterildi. Evrim Binbaş hocamız şu anda halen erken modern dönemde siyaset düşünce hakkında ikinci kitabı üzerine çalışıyor. Ayrıca İslam düşünce tarihi Timurlar Timur düşünce tarihi üzerine çalışıyor. Aynı zamanda Osmanlı müzik tarihi de çalışmalarına devam ediyor. 2011 yılında İsa M.K. hocamız Armağan olarak e, çıkan The Horizons of the World e, kitabı, İsa M.K. Armağan kitabının editörlerinden birisi. Aynı zamanda e, Evrim Hoca ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Hocam hatırlamadığım ya da eksik e, geçen yerler varsa onları siz de ekleyebilirsiniz. E, hem konuşmacımız hem de moderatörümüz, moderatörümüz Evrim Hoca hakkında benim söyleyeceklerim bunlar. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. İyi dinlemeler, iyi seyirler. Çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle böyle bir e, organizasyona davet edildiğim için e, organizasyonda yardımcı olan bütün arkadaşlara ve e, Eyüp Murat Kurt'a çok teşekkür ederim. E, de, kendisine bahsettiği gibi ben de e, bu e, düşünce tarihi e, oluşumu ve e, tarihi tarih yazımı e, grubuna e, dahil oldum ve e, dediğim gibi bunun bir parçası olmak beni oldukça mutlu ediyor şu anda. Şimdi ayrıca Evrim Hoca'ya da bir davetimizi kabul ettiği ve burada olduğu için ayrıca teşekkür ederim. Zira benim için şu an burada olması ayrı bir şans. Çünkü ben bugün devam etmekte olan, halen yazmaya, yazma sürecinde olduğum tezim hakkında konuşacağım. Bu yüzden de aslında bunu bir kendim için bir fırsat olarak görüyorum. Bir hani doktor öğrencileri olan arkadaşlar bilirler bazen kafamızdakileri çok fazla kafamızda yaşarız ama şöyle bir e, neler söylediğimiz neler düşündüğümüzü yüksek sesle söyleyip anlatırken aslında nerelerde yollardan sapıyoruz yanlış yerlere bakıp da almaya başlıyoruz vesaire. Bunu görme imkanı sağlayabilir bize. Bu danışmanla konuşmak da olabilir. Arkadaşlarınızla sohbet etmek de olabilir. E, bunu böyle bir e, aslında vesile sayıyorum ben. E, o sebepten e, Elimden geldiği kadar kısaca bahsedip daha sonra sizlerin e, sorularını ya da e, eleştirilerini e, almak üzerine e, devam ederiz diye umuyorum. E, şimdi benim bir ekran paylaşmam gerekiyor. Evet. <laughs> E yazının konuşmanın başlığı Erken Modern Dönem İslam Evrensel Tarihleri Farsileşmiş Dünyanın Tarih Yazıcılığını Anlamlandırmaya Çalışmak. Aslında bugün yapmaya çalışacağım şey de bu. bu başlık tezin başlığı değil. tezin başlığından ama önemli şeyler içeriyor. E konuşma dört aşamalı olacak. E ilk başta tezin tezin başlığında da geçen e ve Önemli gördüğüm ya da üzerine konuşabileceğiniz e, üç tane terim üzerine e, biraz konuşacağım. Bunlar erken modern dönem ifadesi, Farsileşmiş Dünya ifadesi, e, Persianate World. E, bu çeviri e, bu çeviri biraz sıkıntılı bir çeviri de olabilir e, ama ilk olarak Hudson'ın ortaya attığı bir terim e, ve Türkçeleşmiş hali Hudson'ın çevirilerinde farklı şekilde yer bulsa da benim burada kullanacağım Farsileşmiş ifadesi Türkçesindeki. Diğeri ise Evrensel tarih e, Universal History bunun da kendi içinde e, bazı e, yani eleştirebilecek e, tarafları olabilir Bu da yine bir başka sıkıntılı mesele O yüzden bu terimlerin e, en azından benim tezde kullanacağım şekilde ne anlam ifade ettiğini e, bir e, sizinle paylaşmak istiyorum. E, i̇kinci aşama ise metot aşaması Çünkü burada aslında metot, ki bunun alt grubu da tabii birinci kaynaklar ve ikinci kaynaklar olacak ama metottan kastımız tarih yazımı yani history writing ve tarih yazıcılığı, historiography. Çünkü biz modern dönemde tarih yapmaya çalışan insanlar olarak tarih metni yazan eski insanlara bakmaya çalışıyorum aslında. Yani benim örneğimde ben öyle yapmaya çalışıyorum. Ve onların yani geriye dönük bir şey yapmaya kalktığımızda en nihayetinde... Tarih bilimi tarafıyla baktığımız zaman anakronizm hatasına düşmek, gafletine düşmek e, riskini taşıyoruz. Bu sebepten de e, bu e, metot noktasında bu iki şeyi yer yer ayırmak ama bazen de e, bazı durumlarda tarihçilik söz konusu olduğu için kullandığımız ifadelerin e, bazen ortak olabileceğini de e, anlatmaya çalışmak olacak bu kısım. E tabi e, aslında burada bir de şöyle bir şey var. E, bu insanların e, tarih yazımı, yani bu insanların yazdıkları e, tarih metinleri, tarihten anladıkları şey şeyin içerisine giren şeylerden bir tanesi aynı zamanda metot. Yani e, kullanılan metinlerdeki ibarelerde bir ilmi tarih ifadesi görüyoruz. E, bir de aynı zamanda fenli tarih ifadesi görüyoruz şimdi ben burada birazcık daha doğru çevirisi Farsça özelinde konuşuyorum. Metot olarak e, tercih ediliyor. En azından benim de e, algıladığım şekliyle öyle. O yüzden onların da ki bazıları bunu özel olarak ifade de ediyor. Yani e, ben bu metni yazıyorum ama bu metni yazmadan önce e, benim kullandığım yöntemi, metodu e, size ifade yani size sıralayacağım e, şeklinde. Aslında tarihçilik o tarih metninin nasıl yazıldığını, kendi metodunu anlatır. ...anlatıp başlıyor tarihi anlatmaya. E, ondan ötürü de ortada bir metodoloji de söz konusu. Ama tabii ki işte e, burada biraz kendimizi o dönemden... ...uzaklaştırmak, ayırmak e, çabası içine de düşmemiz gerekiyor. E, bilmiyorum, benim genel olarak e, algıladığım e, süreçte hep böyle bir... Im, Literatür taraması kısmına geçiyorum aslında şimdi bu söyleyeceğim şeyde. Şimdi birinci kaynaklar ve ikinci kaynaklar. Birinci kaynaklar benim bakacağım tarihçiler, bakmakta olduğum tarihçiler, okuduğum tarih metinleri tabii ki. İkinci kaynaklarsa bu tarih metinleri üzerine daha önceden yapılan çalışmaları ifade ediyor. Şimdi ikinci kaynaklar noktasında şöyle bir şey var. İslam tarih yazıcılığı üzerine birçok çalışma yapıldı. Yapılmaya da devam ediliyor. Ama burada çok dikkat edilmesi gereken hususlardan biri, bu İslam tarih yazıcılığının aslında aktörlerinin ya da dillerinin bir şekilde birbirlerinden ayrılması. Şimdi İslam tarihi aslında bu günümüz Türkiye'sinin de belki yine tartışılabilecek bir problemi. İslam tarihi dendiğinde genelde hep nispeten erken dönem İslam tarihinden tarihini düşünüyoruz, aklımıza o geliyor. Ee, mesela e, Islamic Historiography isimli e, gerçekten değerli çalışmasında Chase Robinson sadece e, Abbasiler'in sonuna dek alıyor. Aslında İslamik Historiography dediği şey yani tarih yazıcılığını, İslam tarih yazıcılığını ve sonrasını incelemiyor. Benim bakmaya çalıştığım bölüm ise sonrası. Şimdi burada şöyle bir handikap giriyor. Abbasi eee yani Abbasiler'den itibaren e, İslam dünyasındaki e, küçük yani yeni devletlerin oluşumu ve bu dönem içerisinde işte e, Termini, termini, yani terimi koy, atacağı Farsileşmiş Dünya meselesinde e, İranlı hanedanların kurduğu devletler ortaya çıkıyor. Ve bu devletler öncelikle yeni Farsça denilen, bugün günümüzde e, bizim Farsçayı da e, üçe bölüyoruz işte. E, daha önceki inançlarına bağlı olan dilleri ve sonrasında e, Müslümanlaştıktan sonra e, aslında e, özellikle Samanilerle birlikte gittikçe e, kendini e, bir şekilde bir yani kanonikleşen bir yeni farsça var. Eee buradaki meti, bu bu dönemden itibaren üretilen metinleri Farsça tarih yazımı gibi başka eserlerde inceliyoruz. Bunda nerelerde görüyoruz mesela? Yine çok kapsamlı Farsça edebiyat Fars edebiyatı metinleri çalışmaları vesaire yapılıyor. Orada tabii ki de Yine devletler özelinde de işte şu devletler altındaki Farsça tarihçiler, tarih yazımı, yani Osmanlılar, Safeviler özelinde ya da işte Babürler özelinde ya da Timuriler özelinde. E, bu şekilde çalışmaları görüyoruz. E, ama işte bu ayrım aslında bir yandan e, İslam tarihi içerisinde de bir e, anlamlı bir tarihçilik e, nasıl ee, en nihayetinde bunlar birbirlerinden kopan, yani kopan derken, yani bir ayrışma söz konusu iken bir anda ortaya çıkan yerden biten şeyler değil. Ee, e böyle olduğu için e, aradaki devamlılığı algılamak e, biraz bir boşluk e, gibi gelmişti bana en başından beri. E, bunu biraz problematize ediyorum e, kendi kafamda. Bir diğer e, anlamlandırmaya çalıştığım o İslam tarihi, yani İslam tarihi içerisinde, İslam tarih yazıcılığı içerisinde e, tabii ki de bu düz giden bir süreç olduğu için değil ama. ...bir gelenek varsa şayet, bu geleneği ikiye ayırmaktansa... ...bu geleneği bir devamlılık ve değişim içerisinde düşünmek... ...faydalı olabilir diye düşünüyorum. Bir diğer durum ise ikincil kaynaklarla ilgili özellikle tabii ki... ...bu bir yandan birincil kaynakları da ilgilendiren bir mesele. İslam tarih metinleri yani... Daha doğrusu Müslüman tarihçilerin yazdığı tarihte Müslüman tarihçilerin yazdığı tarih metinlerinin çoğu aslında çok fazla çevrilmemiş. Türkçe'ye hemen hemen hiç çevrilmemiş. İlk erken çevirileri ise yoğun bir şekilde, özellikle Hindistan merkezli yapılıyor ve bunlar tamamen kolonyal dönem kolonyal İngiltere döneminde yaşayan özellikle askeri menşeli kimselerin Farsça bilen kimselerin yaptıkları çeviriler ve bu metinleri çeviriyorlar. bunları yaparken daha erken metin yani Delhi Sultanlıkları ve Babürlerin metinleri haricinde diğer metinlere de bakabiliyorlar. Bazı metinler tenkitli metin şeklinde daha sonra Tahran ve Bombay merkezli yayın evlerinden basılıyor. Bunlar benim daha çok kullandıklarım çünkü el yazmalarının hepsi tam olmuyor ya da gerçekten çok dağılmış ya da ilk kertede yani iyi bir baskısı olduğunu bildiğimiz şeyi kullanabiliyoruz tabii ki. Fakat bunun haricinde şimdi tabii ki de şu anki dönem tarihçileri bu metinleri kullanırken yani ya kendileri kendi Farsça bilgileriyle e, kullanacakları kısımları çevirip e, yine bu e, kolonyal dönem yani 1800'lerin sonu ve 1900'lerin başındaki çevirileri kullanmak kullanmamaya gayret gösteriyorlar e, ve kendilerinin kullanacakları kısımları kendileri çeviriyorlar. Yahut da e, bazı metinler, e, nispeten e, şanslıyız ki, e, daha e, modern tarihçiler özellikle Wheeler-Texter'ın çalışmalarıyla yine e, İngilizceye kazandırılıyor. Ama Türkçe'de bu metinlerin, e, yani bu sadece bence hepimizin bilmesi gereken bir şey, e, tamamının, e, akademik çevirilerinin pek de olmadığını görüyoruz. Yani özellikle e, Türk Tarih Kurumu'ndan yayınlanmaya devam eden bazı eserler var ama bunların bazıları metinlerin sadece belirli bir haneden kısmını kapsayabiliyor da metinlerle ilgili e, bir e, böyle e, bir tartışma başlatacak boyutta değil de e, olduğu haliyle ve daha da acıklısı bazen İngilizce çevirilerinin Türkçe'ye çevirisi şeklinde e, hazırlanıyor. E, o yüzden de e, bu metinlerin değerini e, biraz kendi açımdan gördükçe e, aslında bunu da yine sizinle paylaşmak istedim. Son kısmında ise bulgular e, meselesi. E, ben bu tarih metinlerinde nelere bakıyor olacağım? Benim için önemli olan şey bir, bunlar dünya tarihleri ya da evrensel tarihler dediğimiz kategoriye girdikleri için içindekiler kısmı. Yani bir, e, tabii bunlar illa ayrı bir içindekiler kısmı hazırlandığı için değil ki bazıları dibacı kısımlarında, giriş kısımlarında tamamen bütün... E, vizyonlarını diyeyim ya da tarih kurgularını e, çerçevelenmiş bir şekilde anlatıyorlar. Yani işte kaç bölüme ayrılıyor, ne anlatıyorum, şu bölümde, şu bölümde, şunun zikri vesaire diye. Kimindeyse metnin tamamını e, o, tamamına göz atıp tek tek başlıklar üzerinden e, ilerlemek gerekebiliyor. Bu içindekiler kısmı e, başlangıçtan o güne kadar ki e, dünya algıları nasıl kurguladıklarını anlamak için kullanmaya çalıştığım bir şey. İkincisi ise yazarların aidiyetleri. bu da benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi ki bu e, bulguların da bir parçası aslında. E, yazarların şimdi e, hani hepimiz özellikle erken modern dönem çalışan insanlar bu şair patron meselesini biliyorlar. Tabii ki de e, o dönemde e, edebi üretimin bir ay e, bir e, patronaj, bir hamilik ilişkisi üzerinden çoğu zaman yürüdüğünü görüyoruz. Bağımsız yazanlar da var. Beda Bedaoğlu gibi e, mesela eee Babil'ler örneğinde ama genellikle böyle bir ilişki oluyor. Böyle olduğu için tabii ki de bu yazarların içinde bulundukları saray ya da hane hangisiyse ve kime itaf ediyorlarsa eserlerini o bir bağlantı. Ama bence yine altı biraz kazılması gereken şeylerden biri bu yazarların kültürel aidiyetleri. Yani ya kendilerinin ya da ailesinin nerede doğdukları. E, ve Çünkü bu aidiyet aslında o insanların alabilecekleri eğitim, okuyabilecekleri kitaplar, e, yani düşünce şekillerinin, entelektüel e, tahayyüllerinin e, şekillenme sürecini etkileyen bir şey. E, bu nedenle yazarların e, aidiyetlerini de aslında e, aşamalı olarak yani bir işte e, hangi devletin içinde ve eğer yazıyorlarsa o devletin bir üyesine e, yazdıkları ve e, nerede doğup, ki çoğu seyahat ediyor, ilim için seyahat ediyor, özellikle eğitim almak için vesaire. Ama hani doğdukları dünyanın nasıl bir dünya olduğu fikri üzerinden de bu ayrımı yapmaya çalışıyorum. Sonraki husus ise yaratılış hadisesinin bu eserlerde nasıl ele alındığı ve bununla birlikte yine bir şekilde eş zamanlı giden sorgulama ise zaman meselesinin. Yani eğer bir evrenin tarihini yazıyorsanız ya da bir dünya tarihi yazıyorsanız bir başlangıç varsa bunda en ilk yaratılan şey neydi? O yaratılan şey üzerinden aslında niye o seçilmiş olabilir yazar tarafından? Yani bu dini tandansları olan bir şey mi yoksa başka bir durum mu? Ki bu farklılıkları görüyoruz. Yani peygamberin nuru yaratıldı derken, ilk yaratılan şeyin peygamberin nuru olduğu söylenirken tabii ki de Şii, yani buradaki Şii çok... Böyle politik e, şiilik olarak ifade etmek istemiyorum e, ama e, şii olduğunu bildiğimiz e, tarihçiler bunun e, bununla birlikte hani o peygamberin nurunu aynı zamanda e, Hazreti Ali'ye geçen bir nur olarak da e, görebiliyorlar ve bunu belirtiyorlar. E, yine zaman meselesi de yani e, bence e, çok düşünmediğimiz üzerine yaratılış içerisinde çünkü çok fazla tarih veriyorlar hele bazı tarihçiler gerçekten Tek tek yani hangi peygamberle hangi peygamber arasında kaç yıl geçtiği, kimin kaç yıl yaşadığı, şu zamanla şu zamanla arasında ne kadar olduğu. İşte e, Haz e, Hazreti Adem'in cennette ne kadar durduğu, dünyaya indiği ne kadar ömrünün olduğu vesaire. Ya da dünyanın yaratılışı yedi gün meselesinde bile bunu o kadar işte her biri e, bin yıla denk bir günde e, diye bir ifade var mesela. E, bir Zaman düşünüyorlar ama bunun çokluğu azlığı meselesinde tam olarak neden bahsediyorlar? Ee, bir de bu var. Şimdi konuşmanın içeriğini bu kadar uzun anlattım. Ee, çok hızlı bir şekilde aslında. Bunları hafifçe açıp e, tamamlamayı umuyorum. Şimdi terminoloji meselesinde erken modern kelimesini yani erken modern üzerine konuşmak e, artık pek istemiyorum çünkü bu biraz böyle şey bir tabir artık böyle hepimizin çok kullandığı bir tabir ama benim bağlamımda yani tez sınırlaması içerisinde benim alacağım dönemde 1400 ve 1658 arasını e, kullanıyor oluyorum ben. E, bunun e, yani erken modern dönemle ilgili tabii buradaki erken modern sınırlamasını da birazcık yine Joseph Fletcher'ın klasik e, makalesindeki e, hususları göz önünde bulundurarak algılıyorum ama eee tezde ilgilendiğim alan bu. Burada da şöyle bir e, böyle bir tasarrufta bulmamın sebebi şu e, yani 1658'e kadar gelmesinin o kadar spesifik aslında o, e, tamamen e, yani Alemgir'in tahta geçmesi babürler özelinde ama ee, şöyle de bir durum var şimdi dünya tarihlerinin yazılma e, furyasında şöyle bir özellikle 16. yüzyılda başka sebeplerden yine bu evrensel tarih işte evrensel imparatorluk e, gayesi gibi sebeplerden ötürü bir, bir artış görüyoruz fakat daha sonra e, bir yandan da hızlı da bir düşüş var. E, bu düşüşün e, kaynağı ile ilgili bir sürü spekülasyon yapılabilir ama ben şunu da anlamak istediğim için 1658'e kadar getirdim. Malumunuzdur ki yine e, oldukça e, yaygın olan çalışmalardan bir tanesi bin yılcılık meselesi. Şunu e, göz önünde bulundurmak istedim. E, bin yıl yani e, bu... E, Hicri bin yılından sonra yazılan evrensel tarihlerde çünkü bin yılla ilgili endişe ya da işte düşünce genelde ya her şeyin yok olacağı ya da yeni bir başlangıcın olacağı üzerine olan kaygılar, yani bunların hiçbiri gerçekleşmedikten sonra, dünya yok olmadıktan, insanlar yaşamaya devam ettikten sonra bu kurguda bir değişiklik oldu mu? Bir de bunu da yakalayabilmek için oradan birkaç tarihi de dahil etmek istedim. İkinci mesele ise Farsileşmiş Dünya meselesi, Persian World. Yani e, bu aslında işte Hudson'ın e, İslam tarihi metninde yani Chicago mezunu <laughs> herkesin bildiği ve aynı zamanda hocalarımızın gelip burada bize sağ olsunlar okuttuğu e, Venture of Islam kitabından e, e, başlayan bir terim. Ve bu terim daha sonra işte 1974'te yayınlanmasıyla kitabın tabii daha önce derslerinde Hudson'ın kullandığı zaten e, ifadeler vesaire ama... 1974'te ortaya atılmış ve daha sonra bir şekilde yani bu farsileşmiş dünya Hudson'ın anlatımıyla özellikle bu Abasi devletinden yani Abasi gücün kaybetmesi ve parçalanmasından sonra oluşan devletlerle birlikte bu devletlerin yeni farsçayı kullanmaları bu farsçada eserler üretmeleriyle Orada bir e, yoğun olarak e, eser üretimi ve eee Farsça'nın gitgide özellikle 1500'lü yıllarda e, lingua franca denilen işte yaygın dil haline gelmesi ve bu bu dilde sürekli bir şeyler üretilmesi, tarihlerinde bu dilde üretilmesi gibi. E, ama şöyle bir şey gördüm ben. E, yine e, Bundan sonra 93'te Hudson'ın e, bu e, şey mektuplarının, yazışmalarının vesaire de içinde e, bulunduğu Edmund Burke'ın e, derlediği Rethinking World History metni yayınlanıyor. Ve sonra e, başlığında projenet kelimesi geçen birçok kitap yayınlanmaya başlanıyor özellikle derleme kitaplar çünkü bu dünya artık insanların kafasında demek ki sınırları çizilmiş bir şey haline geliyor. Hatta 2010'lardan itibaren bu gerçekten artık böyle sürekli yani senede bir iki kitap başlığında hatta arda yayınlanan iki kitabın başlığın direkt ilk kısmı The Persian World sonra iki, iki nokta üst üste şeklinde devam ediyor. Şimdi bu burada Hudson'ın tabii ki de birazcık daha odaklandığı şey İslami kıtı yani İslami iyileşmiş teriminden yine devamla ortaya çıkardığı farsça konuşan dünya ile ilgili bir şey. Ama ben e, bu diğer çalışmalar üzerinde de e, diğer çalışmaları da biraz incelediğimizde bu terim artık biraz daha e, Hudson'ın e, ötesine geçmeye e, yani Hudson'ın e, kurguladığı şekilden farklı bir yerlere ya da daha kapsamlı bir yerlere e, geçmeye başlıyor. E, ve öyle ki hani e, Nile Green'in... E, derlediği kitabın başında özellikle böyle uzun uzun anlattığı bir kısmı var hani bu Persian ifadesi nereye geldi ne yapıyoruz biz burada ne şekilde kullanıyoruz diye çünkü her kitap başlığında kullanmasına rağmen içerisinde neden o kelimeyi ne bağlamında kullandığını ifade etmiyor zaten bilindiği kendinden menkul gibi bir tarzda yaklaşıyor fakat bu ifadeyi mesela söz gelimi yine Peacock ve Tur'un derlediği kitapta bir şey var yani ee, sünni İran'ı anlamak için e, Persian World'e bakmalıyız gibi bir e, iddiayla e, bir giriş yapıyorlar onlar mesela. Nile Green ise e, birazcık daha bana e, daha mantıklı ma makul gelen ve aslında biraz e, ilerledikçe çalışmamda ilerledikçe de aslında ne kadar haklı olduğunu da görebildiğim şekilde e, Farsileşmiş Dünya'nın e, Farsça diliyle evet alakalı olabildiğini ama tam olarak da illa e, farsileşmiş dünyaya ait bir insanın farsça konuşması gerekmediği e, gibi bir e, düşünce üzerinden gidiyor ve bunu hani e, Hatçın e, bu ifadeyi biraz İslam'a bağlıyor ama hani bu e, İslam dünyasından kopuk bir farsileşmiş dünya e, yani yok tabii ki de ama hani kendi içerisinde ilerleyebilecek ve e, çünkü e, Hudson birazcık daha bu e, şey ee, Farsçanın e, fluorescence diye ifade ediyordu. Bunu fluorescence kelimesini ben neşvünema diye çeviriyorum. Ama hani e, onun o olduktan sonra Farsçanın o e, neşvünema bulması gerçekleştikten sonra e, o dilin e, saraylarda ya da iletişimde ya da anlayışta ya da tahayyülde kullanılma şekli kültürel unsurlarının da e, farklı... E, yapılara girme şekli birazcık eee Farsçanın ötesine e, geçmiş e, halede de gelebiliyor. E, bu bir Farsileşmiş dünya e, <laughs> haritası. E, bunu Abbas Emanet'in e, yani şeyinden aldım, e, kitabından aldım. E, gördüğünüz gibi e, aslında çok oldukça kapsamlı bir şey. Yani tabii ki bu e, farsileşmiş dünya meselesi yine birçok açıdan tartışılabilir. Yine yakında e, bir yani kıymetli bir diğer işte e, Şahabahmet'in eserinde de Şahabahmet'in Hudson eleştirisinde de işte Islamic e, World ya da Islamic World dediği şeye birazcık daha bu Balkanlardan Bengale olan e, yayılan e, bölge diye e, düşünmüştü ama gördüğünüz gibi bu çok geniş bir farsileşmiş dünya yani e, ve illa da farsça konuşulan bir dünya değil yine ve son husus evrensel tarih. Şimdi evrensel tarih meselesiyle ilgili şöyle bir durum söz konusu. Bu konuyu çalışmamın en çok zaten ilgimi çektiği nokta da aslında bu evrensel tarih ibaresi. Çünkü çok iddialı bir şey. Yani universal history, evrenin tarihi vesaire. Ve hani yani Müslüman yazarların evrenin tarihine tarihçi olarak bakma fikri çok ilgimi çekmişti. Şimdi aslında e, evrensel tarih birazcık daha e, spesifik bir e, yere oturuyor burada. E, bunun dışında bizim daha alışık olduğumuz ibareler, genel tarih ve dünya tarihi. Şimdi burada yine iki ayrım yapacağız. Tarihsel olarak baktığımızda e, Zeki Velidi Togan e, aslında tarihçilerin yaptığı şeyi, yani tarihteki tarihçilerin yaptığı şeyi iki tür. İki ana tür altında ayırıyor. Umumi tarih ve hususi tarih. Umumi tarih dediği şey aslında Türk günümüz Türkçesinde tamam genel tarih diye söyleyebileceğimiz ve evrensel tarihleri de içine alan tarih şekli. E, böyle bir tarih yazımı var. Yani e, daha kapsamlı, e, tekmil hayatı diye söylüyor bunu. Kronolojik bir sırayla yazarlardı diye. Şimdi modern tarihçiliğe e, baktığımızda yani e, bu sefer şu andaki tarih yazımlarına geldiğinde e, tarih yazma şekilleri e, tabii ki de e, 19. yüzyıl sonlarından bu yana özellikle politik durumlarla ve konjonktürle de bağlı olarak çeşitlenen tarih yazma tarih yapma şekilleri var. E, öncelikle bir dünya tarihi anlayışı vardı yani dünyanın e, tarihini e, birazcık daha e, Avrupa merkezli şekilde yazmak. E, bu evrensel tarih buraya yanlış girmiş. Sonrasında ise şu anda küreselleşen dünya üzerinden onu algılamak e, gibi bir düşünceyle e, bir küresel tarih (global history) yazımı furyası var. Bu tabii ki de biraz aslında sonundan e, başa gitmek yani biraz e, teleolojik bir yaklaşım olduğu için de eleştirilen bir şey ama e, başka türlü faydalarda sağladığı aşikar. Bir de bir büyük tarih düşüncesi var (big history). Bir de bu, bu bir de bütün fiziki ve biyolojik unsurlarla birlikte tarihi algılamak vesaire. Ama bunun altında iki tane alan var. Yani bunlar aslında birbirleriyle çok farklı alanlar değil. Yani biri bir Fransız okulu gibi düşünebiliriz. Ötekisi ise birazcık daha. Yani bilmiyorum benim yani Subramanyam hangi okula dahil olur tam olarak ama bu bağlantılı tarih ve çaprazlanmış tarih fikirleri. Tarihi birazcık daha birbiriyle bağlantılı e, olarak düşünmek, okumak. Şimdi bunlar bizim modern tarihçilikte gördüğümüz tarih türleri. E, ama e, bu toplu tarih yazımının e, İslam tarihinde şu şekilde iki örneği kategorize etmiş. E, yine değerli bir makalesinde Sanjay Subramanya. Şimdi şöyle diyor, evrensel tarih yazımı denilen şey aslında e, daha genel bir ifade gibi gözükse de ee, bütünsel anlatım niyeti olsa da ve de 16. yüzyıl öncesinde bu farsileşmiş kültür havzası içerisinde üretilmiş evrensel tarih metinleri daha çok simetrinin öyle ön plana çıktığı ve yine iç bir iç çekirdeğin olduğu ve onun etrafında bir dış örtünün oldu, e, olduğu iki tamamlayıcı bölgeye ayrılmıştır diyor. Ve bu metinler e, düzenli ve dört başı mamur bir şekilde hazırlanır ve bu şekilde tamamlanırlar yani Başlayıp biten bir mükemmel tarih anlatısı gibidirler. Aslında bizim gördüğümüz şekliyle bu meşhur işte Reşidettin Fazlullah'ın Camiye Tevarihi... ya da işte Cüveyn'inin Tarihi Cihan Güşası gibi metinlerin bir özellikleri olduğunu yani bu evrensel tarih ama ismi çok iddialı olsa da en nihayetinde bu bir çok detaylandırıl yani detaylandırılabilen ama aynı zamanda yani bir başlık içerisinde lineer bir sıralama yapılan e, tarih metinleridir diyor. Bunlar e, özellikle 16. yüzyıla geldiğimizde e, kartografik ve coğrafik e, bilgilerin de eklenmeye başlamasıyla beraber tüm dünyanın daha böyle beraber düşünülmesi ve tarihin illaki hani düzgün, mükemmel böyle nizami bir sırayla gitmeyeceği, araya bir şeylerin girebileceği gibi şeylerin görüldüğü ve daha dünya tarihi yazma eğilimi olan tarih metinlerine dönüştüğünü söylüyor bize. Yani işte bu world history denilen metinler buna örnek olarak da Gelibolu Mustafa Ali'nin Künhülahbarı'nı ya da işte e, Hindistan topraklarında mesela Tarih Muhammed Sebzivari'nin Ravzatü ne veriyor. Ben bu tartışmayla aslında bu işe girdim e, ve e, bu işe girdikten sonra da e, dedim ki peki bütün bu okuduğum şeyler ne söylüyor? Yani e, daha doğrusu bütün bu okuduğum şeylerin metinlerine baktığımda bu metinler bana ne söyler? Ne söyleyebilir, e, neler gösterebilir? E, şimdi öncelikle şöyle bir e, düşün, e, düşüncem var. Bu dünya tarihi ve e, evrensel tarih e, ayrımına e, girmek fikri bana biraz iddialı geldi ve bunu böyle bir test run yapmak gibi bir şey çok da istemedim. E, bunun yerine e, şöyle bir e, e, yönteme gittim. Bir de şimdi şöyle bir durum söz konusu. Ha, bu arada onda mutlaka söylemem gerekir. Bu birinci kaynaklara girmeden. E ee, yakın zamanda tarih yazıcılığı e, üzerine e, daha doğrusu imparatorluklar devrinde tarih yazıcılığı üzerine e, kıymetli bir kitap çıktı Şule Queen tarafından. Şule Quinn daha önce e, Şah Abbas dönemi, 1. Abbas dönemi'ndeki e, Safevi tarihlerini inceleyen bir e, çalışma yapmıştı. Sonrasında ise bu sefer böyle birazcık daha bu aralar yine e, imparatorluk karşılaştırmaları Yaşasın ki daha ilerleyen çalışmalar ve sürekli devam eden çalışmalar olduğu için ona bir ek bir eser, bir çalışma yaptı. Ve bu tarihlerden bazılarını, yani hepsi dünya tarihi metni değil, farklı farklı tarihler, hani dynastic history denilen işte devlet tarihleri vesairelerinde olduğu metinleri, metinlerin içeriklerini tarih yazımı açısından da inceleyen bir çalışma yaptı. Yani şöyle... E, bu yazarlar nasıl yazıyorlardı? Çünkü onun ilk kitabındaki düşüncesi İslam tarih yazıcılığında özellikle e, kendisinin imitative writing dediği e, tabii ki de eskiden bizim anladığımız şekliyle işte e intihal vesaire gibi şeyler olmadığı ya da tarih yazmak tarih kaynak kullanmak meseleleri farklı olabileceği için hani böyle birbirlerini nispeten taklit eden ve bazen alıntılayan bazen yer yer kelimeleri değiştirip içselleştiren metinler yazdığı üzerine de şeyler söylemişti. Şimdi burada yine benzer bir şekilde hani bu tarihçiler yani hangi tarihçileri kullandılar Safevi Osmanlı ve babürlü dünyasındaki Tarihçiler kendilerine hangi metinleri baz aldılar, işte tarih hakkında düşünürken vesaire gibi bir çalışma yaptı. E, bu çalışma her ne kadar e, benim çalışmamı biraz etkilese de çünkü bir noktada e, konuyu daha farklı yerlere götürme ihtiyacı hissettim. Ben e, açıkçası benzerliklerimiz e, azalsın ya da ben en azından başka şeylere bakabileyim diye. E, bir yandan da bu metinlerin e, birazcık daha e, göz önüne gelmesini sağlayan bir çalışma. Şimdi ben size burada ilk başta şunu göstereceğim. Dediğim gibi böyle e, metinler hakkında çok detaylı konuşmak vesaire mümkün değil. Hani bunun için başka zaman başka e, bir yerde ya da e, başka vesilelerle olur ama ilk başta size e, mesela bu metinlerin e, dünya tarihini kurgularken e, nasıl yazarların e, nasıl tasarruflarda bulunduklarını e, göstereceğim. Mesela bu e, Kadı Beyzevi'nin Nizamül organizasyonu Gördüğünüz gibi çok ne kadar kaliteli gözüküyor bilmiyorum ama e, e, yani e, şey e, dört kısma ayırıyor ve her dört kısmı da e, daha sonrasında e, tabakalara e, ayırıyor. E, şimdi buradaki genelde tabii ki de bu tarih kategorizasyonu bazen e, hani İslam öncesi olanlar işte Peygamber dönemi Peygamberden sonra kimileri mesela Hulefayi, Raşid'in ve daha sonra imamlar dönemine çok detay veriyor. Kimileri vermiyor. Ama gördüğünüz gibi oldukça böyle yani aslında şey gibi bir de, bir de bu nispeten erken dönem olduğu için şeyle birlikte yani Abbasilerden sonrası sonrasında gördüğünüz gibi işte tek tek büyük hanedanları da yazıp bitiriyor. Daha sonraki örneğimiz bir Osmanlı e, örneği aslında Şükrullah'ın e, Behçetüd Tevâriği. E, Şükrullah'ın metni ise şu bir şeyin altında. Şöyle yapsam daha iyi olacak sanırım. E, Şükrullah'ın metni ise çok daha aslında detaylandırılmış yani. E, bu e, özellikle yaratılış kısmına oldukça e, zaman şey, oldukça e, alan ayırıyor. E, cihanın yaratılışını bile işte e, ikiye bölüyor. Mesela buradaki ikiye bölmesi ilginç çünkü birincisinde işte e, fakihlerin ve tefsir e, alimlerinin müfessirlerin düşüncesi daha sonraysa işte filozofların düşüncesi olarak ikiye ayırmış mesela. Sonra filozofların düşüncesini bayağı bir de, e, detaylandırmış vesaire. Bundan sonraki örneğimiz ise Handmir Handmir yine oldukça şey bir tarihçi kıymetli bir tarihçi ve o mesela Habibüs siyerinde çok daha az detaylandırıyor bu yani üç cilt ve bir hatime kısmı var. O üç cildin içerisinde dört- er cüze ayırıyor ve çok temel şeyler üzerinden ama onları detaylı anlatarak ve çok ağdalı da bir dille anlatarak e, anlatıyor. E, bir diğer örnek e, bu sefer safiylere e, sokabileceğimiz. Bu arada dediğim gibi burada bir devlet haydiyeti meselesi e, aslında biraz e, sıkıntılı bir mesele çünkü bunlar seyahat eden insanlar. Ee, ben de burada e, yine 1400'le başlatma sebeplerimden biri de aslında bu e, şu şekilde söyleyebilirim çünkü burada gözlemlediğim devletler dört devlet aslında devlet özelinde düşündüğümüzde Timuriler, işte e, Osmanlılar, Safeviler ve Babürler. Çünkü bunları birbirlerinden çok fazla ayıramıyoruz bence. Şu açıdan da ayıramıyoruz. Mesela bir e, işte e, Timurlu tarihçisi yani e, Herat'ta yazmaya başladığı tarihi işte Herat'ın düşmesiyle birlikte Şah İsmail'in sarayında Şah İsmail'in yanında devam edebiliyor. Yahut e, işte e, yani e, elçi giden e, Babürlerden eee Babürlerden elçi giden bir kimse bir dünya tarihi yazabiliyor. E, gibi örnekleri de olduğu için hani bu insanların nereye ait oldukları, e, nerede yazdıkları ya da nerelere gidip geldikleri meselesi yine dediğim gibi tezin incelediği, yazarlarla ilgili kısmında detaylı incelediği e, bir kısım. E, Lubut Tevarih'te de yine e, çok e, burada hani e, ayırdığı, tasnif ettiği şeklinde şey kısmı e, dikkatimizi çekiyor. Hani ilk başta e, yani peygamber birinci kısımda ne olursa olsun peygamberi ve e, imamları e, zikrettikten sonra e, İslam'dan önceki padişahlar gibi bir kısım yapıyor. Daha sonra işte İslam'dan sonraki e, bu sefer hükümet kuran hükümdarlar, hükümranlardan bahsediyor. E, bu benim gördüğüm en güzel örneklerden bir tanesi. O yüzden buraya e, yine koymak istedim. 1564-65 aralarında yazılmış e, Gaffari'nin Nusev Cihanara isimli eseri. E, ya yani Öyle detaylar veriyor ki Gaffari, öyle e, ince noktalara ayırıyor ki bazı devletlerin isimlerini yani hala tespit etme çabasındayım. Farsça bıraktığım yerler gördüğünüz gibi ve hani bu detaylandırmayı hangi eserleri kullanarak hangi eserleri okuyarak yapıyor gibi meseleler yine aslında kullandıkları kaynakların işte çok bunu vesaireyi de gösteriyor. Bununla birlikte Gaffari mesela tarihçiliği hakkında, tarihi nasıl yazdığı hakkında bir detaylandırma yapmıyor tarih metninin başında. Bu da ilginç çünkü genelde hani daha böyle ee, bu kadar e, dünyayı parçalara bölebilecek e, e, bir insanın e, daha böyle tercilikle ilgili daha e, çok söyleyecek şey olabilirdi gibi gelmişti bana. Şimdi burada e, bir diğer haritayı görüyorsunuz. E, bu da aslında şunu göstermek için yine fars e, şey bu e, aidiyet meselelerini. E, şimdi burada e, benim şu ana kadar baktığım ve bakmakta olduğum. E, yaklaşık 70 tane tarihçinin e, tabii ki de bunlardan bazı yani bunlar şey değil, hepsi erken modern dönem tarihçisi değil. İslam'ın en başından beri dünya tarihi e, yazma eğilimi olan tarihçilerden bahsediyorum ki kimileri burada morla gözükenler Arapça yazmış, e, işte e, yeş sarıyla gözükenler Farsça yazmış tarihçiler. Bunların e, metinlerini e, yazdıkları yeri e, gösteriyor. E, bu e, Pardon özür dilerim. E, doğdukları yerleri gösteriyor. Doğdukları yerler e, arasın... Doğdukları yerleri ve doğdukları yerlerde e, gördüğünüz zaman aslında... O başta gördüğümüz Fars haritasını düşündüğümüzde... Gördüğünüz gibi e, bunlar oldukça e, o bahsettiğimiz dünya içinde e, odaklanıyorlar. E, şu örneklerse, buradaki spesifik örneklerse aslında biraz... E, daha e, en erken dönem tarihçileri ki orada da işte şu denge biraz e, devreye giriyor. Yani bunu yine tezde e, açıklayabiliyorum ama şu an burada özellikle hepsini tek tek yazmadım. E, bunlar e, ailesinin e, farklı yerden, ailesinin e, Fars'tan geldiğini hatta e, şehir olarak da nerelerden geldiğini bildiğimiz e, tarihçiler aslında. E, tabii e, aralarından iki tanesi direkt e, Mekke'de, e, pardon bir tanesi Mekke'de doğuyor. Bir tanesi yine e, tamamen Arap menşeili. Onlar da e, peygamberin siretini yazan İbn-i İshak ve e, şu an çok heyecanlı olduğum için diğer aklıma gelmeyen diğer cisim. Ama dediğim gibi yani e, tarih yazıcılığı ve e, tarih yazarlarının yoğunlaştığı bölgeler gerçekten e, büyük oranda e, şu e, dünya. E, buysa e, son göstereceğim şey, e, o da e, bu insanların yine yazarların e, memleketleri ve e, yazdıkları eser tipleri. Yani burada renkler çok benzeşik çıktı ama şu renk farklı bir şey olmasına rağmen yeşiller dünya tarihlerini gösteriyor. E, ve bunlar hani şu bahsettiğim zaten işte peygamber e, biyografisi yazarı dediğim tarihçi... E, Bunlar e, bir yandan aslında e, bu dünyanın içerisinde e, ne kadar e, işte dünya tarihi ya da genel tarih yazımının ne kadar e, ön planda e, olduğunu gösteriyor bize. E, zamanla ilgili e, son bir söyleyeceğim şey de e, şu olacak e, ve artık bitiriyorum sanırım çok fazla uzattım çok özür diliyorum. Eee yani metinler metinleri hala okumaya devam ettiğim için hani bununla ilgili söyleyecek şu an ilk kertede şu an toplayabildiğim en yoğun data dediğim gibi e, şey bilgileri yani neredenlerin arasında ne kadar zaman geçti işte şunla şunun arasında işte kaç yıl olduğu vesaire yıl yıl bilgileri bir araya getirmeye çalışıyorum şu anda e, burada da e, yine aslında e, tarihçilerin de zikrettiği e, bir şey algısı var hmm birazcık da bu Müslüman tarihçilerin e, tabii ki de e, dilleri ve e, dünyalarının kurgularında ne kadar e, İslamiyet'in de e, etkili olduğunu bilmemiz gerektiğiyle ilgili bir şey. E, bu da yani geçen zamanı anlamaya çalışmaları, kavramaya çalışmalarında tabii ki fazlasıyla e, Kur'an'dan e, faydalanıyorlar. Bunun dışında e, çok fazla eski ahitten ya da başka kaynaklardan faydalananlar da var. En keyifleri genelde özellikle spesifik bir bölgede mesela Hindistan özelinde Hindistan dünyasının hesaplarını da yani bu hesapların içine çeşitli zic hesapları da giriyor. Onları da katan tarihçiler onlar en eğlencelileri oluyor. Çünkü onlar tamamen artık ...çok böyle sinkretik bir dünyanın içerisinde düşünme e, ve e, metinlerini zenginleştirme e, yoluna gidiyorlar. Ama bununla beraber yani bununla ilgili spekülasyonları, zamanla ilgili spekülasyonları... ...bir düzene sokma çabaları olduğunu gözlemleyebiliyorum e, şu ana kadar geldiğim noktada. Burada da birazcık e, yine... E, aslında bu insanların bir ön kabulü olarak bazı şeylerin bilinmeyeceği, bazı şeylerin çok hesaplanamayacağı ki bu tarihçilerden bir tanesi mesela şey söylüyordu. Yani Hazreti Nuh'un öncesini çok da düşünmek belki de gerekmeyebilir. Hatta ben çok fazla konunun içine almayacağım. Zira ondan öncesi benim kanıtlayamayacağım ya da hangisi doğru hangisi yanlış ayıklama imkanımın olmayacağı derecede karmaşık. Bunu söyleyerek Nuh'tan itibaren oluyor ki Nuh'tan sonrasını ne kadar hani bilebileceğimiz de hala bile e, hani çok e, şu anki ilmin geldiği yerle bile çok sınırlıyken. E, böyle tasarruflarda bulunanlar da var. Ama bu bilinmeyen zaman meselesi, yani Arapça'da bunu bence e, uzun zaman ya da meselesi, uzun zaman algısı meselesi e, yine özellikle böyle dibini kazmak istediğim, kazmaya da gayret gösterdiğim şeylerden bir tanesi deyip burada e, bitiriyorum. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. E, karışık anlattıysam e, yani eksik kaldığım ya da e, şey yerlerde de e, bunlar için şimdiden özür dilerim ve e, katkılarınızı bekliyorum. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ee, çok teşekkürler. Ee, şimdi ben evvela kendim hakkımda bir şey söyleyeyim. Benim bugünlerde bir, biraz bir soğuk algınlığım var. Dolayısıyla konuşurken böyle bir öksürmeye falan başlarsam e, sesimi kapatacağım. Lütfen kusuruma bakmayın. Umarım olmaz. Zeynep çok teşekkürler. Çok güzel bir proje. Evvela onu söyleyeyim. Tebrikler böyle bir şeyi planladığınız için. Planlamak bile büyük bir iş tabii ki. Ne kadar büyük bir emek istediği gayet gayet belli. Siz metodolojik meselelerle başladınız. Sonra daha işte işin ne denir içeriğine döndünüz Ben de öyle gideyim isterseniz yani söylediğiniz şeylere yani birkaç noktada ya bir açıklama ya da bir e, katkıda bulunmak istiyorum birincisi bu e, Persianet meselesi dedi e, işte e, Türkçeye farsileşmiş Farsi Farsi dünya diye çevirdiniz sanırım e, Yani ben açıkçası bu e, bunların da Türkçe'de nasıl kullanıldığını öğrenmem lazım. Çünkü bu hafta burada Bonda Hac'sın üzerine bir toplantı yapıyoruz. Hala yani Türkçe'sine Türkçelerini öğrenemedim. Bu arada İzlami Türkçe'sinde Türkçe'de nasıl kullanılıyor onu da bana söylerseniz bu toplantı sırasında memnun olurum yani. Hocam ee, başlamadan söyleyeyim, e, İslamileşmiş. İslamileşmiş, Ha. Hı -hı. Şimdi aslında ben yani çok olmamış İslamileşmiş ama neyse onun için çok şey. Çünkü neden olmamış diyorum? Çünkü İslami, Persian'ı da aynı şekilde. Şimdi İslamileşmek diye bir terim aslında Türkçe'de var değil mi? Yani siz böyle kullanabilirsiniz yani. Şimdi İslamicate diye bir kelime İngilizce'de yok. Yani bu tamamıyla Hudson'ın kendi, kendi icat ettiği bir kelime. Dolayısıyla orada bambaşka bir şey söylemek istiyor. Acaba Türkçe'de de bambaşka bir kelime mi bulsak diye düşünüyorum yani. Ama neyse bu ayrı bir mesele. Ee, bu Persianate meselesinde haklısınız Zeynep Hanım. Yani bu e, gerçekten terim kendi hayatını edindi. Değişik anlamlar kazandı e, son yıllarda. Şimdi e, dediğiniz gibi iki anlam kazandı. Bunlardan birincisi e, açıkçası şu demek... E, en basit anlamıyla İran dışında Farsça konuşulan yerlerin şeyi tarihi kültürü gibi. Dolayısıyla aslında daha önceden var olan bu Büyük İran (Greater Iran) dediğimiz terimik karşılar bir hale geldi yani bazı çevrelerde. Şimdi. Benim ona itirazım var çünkü Hudson'ın söylediği bambaşka bir şeydi. Çünkü Hudson'ın Hudson, ın, Hudson ın bahsettiği Persian meselesi daha kültürel ve medeni bir şey. Yani İslam tarihinde işte İslam tarihi tamam işte Hicaz'da doğuyor, büyüyor ama bir noktadan sonra tabii ki bu, bu kültür bazı İrani referanslar almaya başlıyor değil mi? Yani işte hem siyasette hem kültürde, edebiyatta her tarafta, idarede. Dolayısıyla Hudson'ın bunu açıklamak için getirdiği bir terim. Yani kendi referanslarını, kendi kendi referanslarını İslam öncesi İran'ından alan ve onun üzerine inşa eden bir kültür tanımı. Yani dolayısıyla burada aslında bir metnin Persianate olması için Farsça yazılmış olması gerekmez. Yani Türkçe de yazılabilir, Arapça da yazılabilir, Çağatayca da yazılabilir. Mesela siz diyelim ki Sadi'nin metinleri Türk edebiyatında, Çağatay edebiyatında çok büyük etki yaratmıştır değil mi? Dolayısıyla yani onlar yani Sadi'nin etkisi altında kalarak diyelim ki siyaset kitabı yazan insanlar aslında Persian Farsi kültür içerisinde yer almış oluyor. Yani Türkçe yazabilirler bunu ya da Çağatayca yazabilirler. Dolayısıyla bunu daha böyle bir kültürel tanım olarak anlamak benim için daha uygun. Yani haçsının da söylemek istediği o aslında. Tabii ki bu şey demek değil. Yani Farsça önemli değildi demek değil. Farsça çok önemliydi. Yani dil olarak. Yani modern zamanlara kadar önemliydi. Ee, yani e, siz mesela kendi e, Türkiye'de düşünürseniz... Yani Türkiye'de Osmanlı'nın son döneminde... Cumhuriyet'in ilk devrindeki tarihçilerin tarihçiler nerede Farsça öğrenmişler diye sorarsanız mesela bunun yanıtı gayet iyi ortaya çıkar. Ne yapmışlar? Yani bizim yaptığımız gibi Tahran'a gidip de Hoda Enstitüsü'nde Farsça ders mi almışlar? Hayır. Yani köşedeki avukata gitmiş ya da ne bileyim bakkaldan Farsça öğrenmiş. Köşedeki Mevlevi dergahına gidip orada Farsça öğrenmiş. Yani bu, bu şeyin bu dünyanın bir parçası. Dolayısıyla yani siz tabii ki Farsça metinlere yoğunlaşıyorsunuz şeyinizde, tezinizde. Ama yani bu, bu da tamamıyla meşru bir tercih. Yani hiçbir itirazım yok. Ama yani eğer size, size bazı konuları açıklamanıza yardımcı olacaksa yani Arapça, Osmanlıca, Çağatayca metinlere de bakabilirsiniz de bu sizin teziniz için metodolojik bir hata olmaz bence. Yani mesela siz biraz önce Nusahici Cihan Aray'ı gösterdiğinizde benim aklıma ilk gelen metin Müneccim Başı'nın Cami Düveli oldu. Yani. Çünkü Cami, Müneccim Başı'nın kitabı da aynıdır. Yani e, muhteşem bir kitap. İçerisinde bir sürü haneden var. Kim ne olduğunu Bilmiyoruz. Daha yeni işte tam metni doğru dürüst yayınlandı. Yani şimdi artık üzerinden geçeceğiz. Bu hanedanları e, bileceğiz, öğreneceğiz falan filan. Yani dolayısıyla e, şimdi müneccim başıya düşünürseniz yani Arapça yazmış olan bir Osmanlı münevveri. Yani şimdi e, ama sizin kullanırız metinle de çok benzerlikleri var. E, tarih olarak da biraz. Biraz daha sonraki dönem ama e, sonuçta sizin o metni anlamanıza yardımcı olabilir O nedenle Bence yani farsça e, çok güzel ama zaten sizin de bir avantajınız var diyelim ki e, e, Türkçe bilmek gibi neden kullanmayasınız onu yani Dolayısıyla o orada bence bir e, ben ben orada bir sıkıntı görmüyorum yani e, yani şöyle Şölen'in kitabında hatta kitap da yanımda duruyor yani sizin şeyden önce bakayım diyordum biraz. Şölen'in kitabında yani şey o sadece Farsça metinlere bakıyor ama onun yani şey o kendi sınırlılıkları içerisinde o da meşru bir yaklaşım yani bir şekilde. Yani yapabiliyorsanız yapın. Yani diğer, diğer metinleri de içine alabilirsiniz. Yani size bir örnek vereyim mesela. Siz en son dediniz ki hani şeyde tarihçinin bir tanesi şimdi ismini söylediniz mi hatırlamıyorum. Galiba söylemediniz. Nuh öncesi tarihi çok da bilemeyebiliriz. Yani çok da dert etmemize gerek yok diye bir şey söylemiştim mesela değil mi? Şimdi öyle öyle söylediniz. Şimdi bu aslında yaygın bir şeydir, e, tavırdır. Bunun en radikal örneği e, Miskeveyh'in Tacarı Bölümem diye bir e, kitabı vardır. E, o da bir işte e, evrensel tarih diyelim. Ama Miskeveyh mesela ne der kitabın introduction'ında? Ok, okumuşsunuzdur. Yani bu, bu peygamberlerin hikayelerini bizim öğrenmemize gerek yok der. yani Niye? peygamberlerle niye uğraşalım ki? Çünkü neden peygamber nedir? hiçbir zaman çıkamayacağız. Zaten onlar evet, yani peygamber zaman. yani peygam peygamber dediğiniz nedir? Yani mükemmel insan. Hata yapmaz. Yani peygamberden öğrenebileceğimiz hiçbir şey yok. Yani çünkü bu adamlar mükemmel. Biz de hiçbir zaman mükemmel olamayacağımız için biz bu adamlarla uğraşmayalım. Yani Ders alabileceğimiz çünkü tarihin yani tarihi eğer geçmişten ders alaca almak olarak tanımlarsak ders alacağımız insanlarla uğraşalım. Yani gidelim mesela ölümlü insanlar dertlerini nasıl çözmüşler, nasıl mücadele etmişler oradan ders alabilirsiniz. Yani peygamberden ne ders alacaksınız yani şimdi bu da mesela yani şimdi şey e, bu mesela kitabını yani sizin döneminizden çok önce ama Arapça yazmış bir şey ama İran'dan dolayısıyla ıı, 10. yüzyıl. Şimdi yani şey ıı, ıı, yani dolayısıyla kendinizi çok fazla ıı, sınırlamayın derim o konuda. Şimdi ıı, ikinci bir konu ıı, bu Sanjay Subrahmanyam'ın hani bu ıı, hangi şey, ekole girecek falan diye ıı, söylemiştiniz. Sanjay o makalleri yazdığı zaman Paris'te yaşıyordu. Dolayısıyla yani yani dolayısıyla şeyle e, yani e, bütün o Connected History falan filan onları yayınladığı zamanlarda e, Paris'teydi. Dolayısıyla yani Fransızlarla çok bir e, şeyi e, farkı yok yani. Aynı ekol diyebilirsiniz yani. Böyle küçük Aynen. bir şey küçük bir şey e, aklıma geldi. Yani ona e, dikkat ettim. Eee bir e, şeyde e, şey konusunda haklısınız bu e, patronaj meselesi konusunda. Bu patronaj meselesi bizim tarihçilikte yani 20. yüzyılda bizde de yurt dışında da her yerde e, bu patronaj meselesini biz çok e, şey yaptık yani e, çok önemsedik. Yani bu Rönesans tarihçiliğinden gelen bir şeydir işte. Yani Rönesans'ta işte büyük aileler işte sanatçıları destekliyor falan filan. Dolayısıyla böyle bir patronajın önemi üzerine bir şey, bir alan oluştu. Bu da yanlış değil aslında. Yani önemlidir patronaj. Ama tabii ki her önemli şey gibi biz bir noktada bunu abarttık yani. Yani işte her şeyi patronajla açıklamaya başladık yani. Oysa sizin yaklaşımınız bence gayet doğru. Yani ben de aynı yaklaşımı takip etmeye çalışıyorum. Yani her entelektüeli, her entelektüeli kendi başına düşünmek lazım. Yani bir şekilde kendi içerisinde, kendi dünyasında ve de onun düşünce dünyasını belirleyen tek faktörün patronaj olduğunu düşünmek hata olur yani. Şimdi ben de mesela üniversitede çalışıyorum, benim paramı da üniversite veriyor, değil mi? Yani şimdi yani üniversitenin yönetimini yani biz de kendimizi modern dünyada modern öncesi dünyadan çok da farklı düşünmemek lazım. Yani bu tarihçiliğin şeylerinden illüzyonlarından birisi de bu değil mi? Biz çok farklıyız şeyler geçmişte çok farklıydı. Biz de biz daha farklıyız falan. Oysa çok da farklı değil. Biz de üniversitede çalışıyoruz. Biz de maaşımızı devletten, bizim de patronumuz var. Şimdi bizim patronumuz benim ne yazdığımla çok ilgileniyor mu? Haberi bile yok. Yani şimdi benzer bir şey, benzer bir şey modern dönem bu kadar abartılmamış olsa bile benzer şeyde modern öncesi dönemde de benzer bir metodu Iı, akılda tutmak lazım yani şimdi sultanlara eserler takdim ediliyor ne yapıyor sultan oturup her eseri okuyup böyle işte tek tek ha olmuş olmamış diye düzeltiyor mu yani muhtemelen düzeltmiyor yani ilgileniyorsa okuyordur ilgilenmiyorsa okumuyordur dolayısıyla bu entelektüelleri kendi kendi dünyalarında değerlendirmek lazım patronaj bunlardan bir tanesi yani bu şeylerden bir tanesi bunu <laughs> sosyolojide e, hatta ben bu konuda küçük bir şey yazmıştım Medeniyet Üniversitesi'nden e, Selim e, Selim Karasanoğlu davet etmişti. Onun için e, böyle sosyologların bir güçlü bağlar, zayıf bağlar diye bir ayrımı vardır şeyde. Yani şimdi güçlü bağlar mesela sizin e, şeyiniz. E, işvereniniz, çalıştığınız üniversite ya da anneniz, babanız, aileniz, kardeşleriniz falan filan bunlar güçlü bağlar. Yani sizin sizin yetişmenizde fikri dünyanızın oluşumunda çok büyük etkileri var. Ama bir de bir de zayıf bağlar var. Bunlar mesela arkadaşlar, sınıf arkadaşları, tanışıklıklar falan filan. Şimdi bunların da aslında çok büyük etkisi var. Şimdi biz hem sosyolojik yani sosyologlar bu işi 70'lerde hallettiler. Biz şimdi halletmeye çalışıyoruz. Yani biz sadece güçlü bağlara bakıyoruz. Zayıf bağlara bakmıyoruz. Yani bu adamların arkadaşları, kankaları, sevgilileri, dostları, kimlerdi bilebildiğimiz ölçüde aslında bunların bunların şey üzerinde bu tarihçiler ya da genel olarak entelektüel entelektüeller üzerinde çok büyük etkileri var yani şeyin o fikri dünyalarının oluşmasında şimdi tezinizin içeriği konusunda bence bu çok güzel bir konu bu şeyde biliyorsunuzdur yani Gabriele Spiegel diye bir tarihçi vardır Fransız tarihçisi onun bir The Past as Text diye bir kitabı vardır. O kitapta çok güzel anlatır. Yani o kitap, yani ben o kitaptan bir şekilde öğrenmiştim. Aslında işin işin temeli e, şeye gider. Yani bu um, Amerikalı bir e, edebi edebiyat eleştirmeni var, Northrop Frye diye. Northrop Frye'ın yani Metinlerde metnin yapısının önemine ait bir teorisi vardır. Yani sadece içerik değil, yani ne söylendiği değil de, yani metin nasıl organize edilmiş, ne nasıl şekillenmiş. Yani sizin sizin projenizde de, yani siz bu peygamberlerin ya da hanedanların Tarihlerini okuduğunuzda yani 16. yüzyıldaki bir tarihçi Keyaniyan hakkında ne bilecek yani yeni bir araştırma yok ki bilsin yani işte bilinenler ortada ama ne yapıyorlar bilinenleri tekrar organize ediyorlar farklı şekillerde organize ediyorlar ve bu her organizasyon her organizasyon bir şekilde e, farklı bir siyasi ya da kültürel anla, anlam kazanabilir. Yani bunu mesela şeylerde de görebilirsiniz. Yani tabakat kitaplarına bakarsanız mesela bazı tabakat, tabakat kitapları e, şeyle e, yani alfabetik düzenlenir ama ilk önce Muhammed'le başlar mesela değil mi? Yani şimdi adam niye alfabetin alfabenin başında şeyin kitabın başında Muhammed'le başlıyor? Çünkü işte... Peygamberin ismi Muhammed. Dolayısıyla kitabın başında onun olmasını istiyor. Onu anlatıyor arkasından Elif B diye gidiyor yani. Yani dolayısıyla bu metnin organizasyonu, tarihin organizasyonunun kendi anlamı olabilir. İlla ki içeriğinin yeni bir şey söylemesi gerekmiyor. Yani <laughs> peygamberlerin yani mesela İran İran e, şahlarının önce anlatılıp sonra peygamberlerin anlatılması ya da ne bileyim e, bunların paralel anlatılması e, veya bunların aralarında ilişkilerin kurulması değil mi mesela şeyin e, e, tabiriinin tarihinde yani bunlar bir şekilde iç içe anlatılır yani yani böyle bir fermuar gibi ama yani e, yani o dönemde nasıl bir fikir ortaya çıkmıştı tam işte bu haçsının The Persian fikrinin oluştuğu zamanlar yani Gazali'nin siyaset kitabında da ne diyor yani işte şey yani bu Adem Peygamber'in iki tane oğlu oldu birisi işte Seth ya da Şit Peygamber diğeri de Kevumers bunlar ikizlerdi diyor değil mi yani şimdi kitap kitabın ga, kitabı Gazali'nin yazıp yazmaması çok önemli değil. Yani o zaman onun yazdığı düşünülüyordu yani onun prestijini. Yani şeyde e, burada da işte o kitapta mesela ne Geyumers hakkında ne de e, Şit peygamber hakkında yeni bir şey öğrenebilirsin. Hiçbir şey öğren ama organizasyon diyor ki bunlar ikizlerdi diyor yani. Yani değil mi? Yani bir tek bu bir cümleyle size bambaşka bir dünya açıyor. Çünkü o size yepyeni bir siyaset teorisi kurma imkanı veriyor. Yani dediğiniz zaman ha evet yani işte ne denir bir peygamberle bir kral ikizse işte nedir işte din ve devlet tevaman değil mi? Yani bu işte din ve devlet ikizdir. Şeyinin, deyimini orada yani bir İdris, tarih... Peygamberde tabi. de benzer bir şey var. İdris ve Hermes benzeştirmesi ya da yine İskender mesela. bir başka örnek mesela. Yani kimi enciliklere atıf yapıp kimi de dediğiniz gibi tek bir cümleyle aslında o kadar çok böyle değişiklik yapabiliyor ki kurgusunda. Şimdi İdris mesela, İdris'i e söylediniz. Şeyden sonraki Timurlu zamanı ve sonrasındaki tarihlerde bu İdris çok önemli olur. Yani İdris Peygamber birden bire değil mi? Yani tamam her Hermesle Hermes alakalı ama e, yani ama neden yani neden İdris bir şekilde neden Hermes Hermes çünkü İdris hikayesi tam olarak ortaya çıkmadan önce Hermes hikayesi vardı yani biliyoruz ha. yani Yunan. Yun, yun, şimdi peki <laughs> neden Hermes hikayesiyle İdris hikayesi birleşti? Şimdi yani Şeyde yani İsrailiyata bakarsanız yani Hazreti Peygamber dışında öte dünyaya gidip geri gelen kim var başka? Yani işte Miraç gecesinde peygamber gidiyor çıkıyor yukarıya değil mi? Ondan sonra geri geliyor. Yani görüp geliyor öbür tarafı başka hiçbir ölümlünün ölümlünün bunu şey yapma şansı yok. Yani biz öbür dünyaya gittiğimiz zaman gidiyoruz yani geri gelmemiz çok şey değil. Yani İdris bir istisna. İdris'in de hani şeye e, gidip geldiği söyleniyor ya. Dolayısıyla böyle bir e, onun ayrı bir otoritesi var. Ama şimdi yine de bu hikaye, bu hikaye e, zaten önceden bilinen bir hikaye. Yani hani 15. yüzyılda icat edilmiş bir hikaye değil ama neden 15. yüzyılda popüler oluyor? Yani çünkü işte o dönemde bütün bu e, ilmi huruftu, gizli bilimlerdi, bilmem neydi falan filan bunlar popüler olmaya başlayınca birdenbire işte İdris peygamberde işte yıldız yeni, yeni e, şey falan onlar da Evet da yani oluyor. onlarla birlikte İdris peygamberin de şanı şöhreti artıyor yani şey içerisinde okumuş insanlar arasında. Yani dolayısıyla yani biz tabii ki yani modern okuma mekaniklerimizde her zaman yeni olanı görmek istiyoruz yani. Bir kitap okuduğumuzda diyoruz ki ya yani yeni ne söylemiştiyoruz yani? Yeni bir şey söylüyor mu bana? Şimdi modern öncesi dönemde biraz daha farklı önemli olan her zaman yeni bir şey öğrenmek değil, yeni bir organizasyon görmek. Yani o nedenle sizin teziniz bu açıdan çok güzel yani tarih kitaplarının organizasyonunu um, anlatması açısından yani şeyleri de um, yani um, koymayı onları da çalışmayı düşünüyor musunuz bilmiyorum Çünkü bizim modern dünyada yaptığımız şeylerden bir tanesi de tarihi pek çok yanındaki alandan mesela coğrafyadan falan ayırmak oldu yani Değil mi? Yani biz artık hiçbirimiz coğrafya bilmiyoruz yani. Çünkü hepimizin elinde bir şey var, e, telefon var. E, telefondan bakıyoruz. Üniversitelerin hiçbirisinde coğrafya bölümü kalmadı. Yani bu tarihsel coğrafya bilgimiz hiç yok. Sıfır. Ben zaten... Yani tarihsel tarih tarihsel coğrafyayı biz hiç öğrenmiyoruz artık yani. Yani bir şekilde e, yani. 1960'lardan beri yani bütün üniversite bu sadece yani Türkiye'de değil yurt dışında da coğrafya bölümü kalmadı. Coğrafya bölümleri bugün sadece işte bir nevi sosyoloji bölümü haline geldiler yani. Şimdi e, ama modern öncesi dönemde böyle değil. Tarihçiler çoğu zaman coğrafyayı e, ve şecereyi e, şey yapıyorlar, birleştiriyorlar değil mi? Yani bunlar tarihin bir parçası, farklı anlatım yöntemleri. Mesela e, ıı, Reşidettin'den bahsediyoruz. Reşidettin'in ıı, dünya tarihi, cami tarih, yani bizim tarih dediğimiz kısım aslında onun sadece bir cildi. Yani onun bir cildi. Yani Moğol tarihi dediğimiz kısım onun onun birinci cildi, ikinci cildi, dünya tarihi üçüncü cildi, ıı, şecere dördüncü cildi coğrafya. Şimdi o hepsine birden tarih diyor. Biz sadece ilk iki cildine tarih diyoruz. Ee, yani dolayısıyla biraz yani e, Reşidettin de coğrafyayı şey yapan e, tek tarihçi değil. Pek çok başka e, evrensel tarihte coğrafya kısımları var. hafız Ebru mesela. hafız Ebru'nun coğrafya kitabı. Yani aslında bir tarih kitabı yani. Ama aynı zamanda içerisinde coğrafyayı da anlatıyor. E, yani e, buna gir, girer misiniz bilmiyorum ama bu coğrafya meselesi de, coğrafya ve şecere meselesi de yani önemli bir konu bence. E, şimdi ben durayım çünkü vakit geçiyor. Belki başka e, e, katkıda bulunmak isteyenler de olur. E, sonra e, şey olursa tekrar söz alırım. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ha, pardon hocam. Hocam biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. E, şimdi elleri görüyorum. E, i̇lk görebildiğim Mustafa Altugaylı'nındı. Mustafa Altugaylı'dan e, başlayalım. E, merhabalar herkese. E, öncelikle Böylesine hoş bir sunum için Zeynep'i tebrik ederim. Gerçekten güzel bir konu ve e, gerçekten ben de pek çok e, düşündüğüm şey üzerine de kafa yorma fırsatı buldum. E, aslında benim dediklerim e, kafamda yani sunumdan sonra dinlediğim e, çoğu noktada Evrim Hoca çok hoş noktalara temas etti. E, benimki sadece biraz belki bunun üzerine bir ekleme olacak. E, ben açıkçası... Ee, o yani şeyle ilgili konuştuğumuzda da daha bundan galiba birkaç sene önceydi bilmiyorum hatırlamıyorum tam tarihini bu e, proposal meselesini de konuştuğumuzda e, şunu düşünmüştüm ve şimdi de onu düşünüyorum şimdi bu pörjenet tabiri hakkında konuşacağım aslında e, şimdi bu tabi literatürde e, bir takım özellikle e, bu Mughal bölgesinin çalışanlar işte Babur bölgesinin çalışanlar arasında tabi bir şey ama e, tabii bu İslam tarihinin işte aslında kendi içinde geliştirdiği bir şey. E, yani İslam tarihçileri kendi arasında bunu tartışıyor. Ama e, benim hep aklıma e, o zaman da e, demiştim, şimdi de demek istiyorum. Bu neden e, Sheldon Pollock'tan istifade etmiyorsun? E, bu bir nokta. Yani çünkü Sheldon Pollock'un... E, e, biliyorsun e, işte bu kozmopolis e, e, Vernerklar e, tartışmaları çok global tartışmalar ve e, kendisi e, malum e, bunu premodern dünya için e, son derece detaylı olarak her farklı farklı bağlamlar için e, kullanıyor. Üstelik işte e, onu geliştiren işte ya da ondan istifade eden işte Latin ve Avrupa için e, kullananlar çıktı. Sonra Hint bölgesi zaten kendi takip edenleri yaptı. Ee, o e, çerçevede bakınca aslında e, senin tezinde çok güzel malzeme var buradan bakınca. Şu açıdan e, kastediyorum. Yani o kozmopolit kültürün yani İslam, İslamik kozmopolisin diyelim hadi. E, yerelde nasıl e, vernacular e, hale getirildiği tartışması. Yani örneğin Osmanlılar nelere dikkat ettiler? Ya da nelere e, kendilerine göre yerleştirdiler tartışması? Ya da işte... Artık Bugalda ya da Babür'de neler yaptılar. E, bu açıdan e, bu damarları yakalamak açısından bence çok verimli olabileceğini düşünüyorum ve e, da çok böyle e, toplayıcı bir çerçeve sunabilir diye düşünüyorum. Uzatmayayım çok diğer insanlara da ses Çok Teşekkür ederim. Ya yok çok haklısın e, bu. E, hatta yenilerde de e, bir makale yayınlandı. E, Richard Eaton o da Persian Cosmopolis diye bir e, makale yayınladı. E, ya bu e, Sheldon Pollock meselesi beni iyice e, şeye sokacağı için de yani m, dilin e, ya bu vernek olur gibi şeyler biraz kültürler beni biraz e, bilmediğim alanlar olduğu için endişelendiren bir şey ama e, Sheldon Pollock tekrar hatırlattığın için teşekkür ederim. Okumadım daha. Mustafa, Mustafa Arkay hocamız soru soracak. Merhabalar, ee, çok teşekkürler. Şu an şey yapamadım çok pardon. Ee, çok teşekkürler, çok güzel bir sunumdu gerçekten ve beni, benim çok ilgimi çekiyor çünkü ben de e, dünya tarihleri üzerine çalışıyorum Osmanlı e, erken modern döneminden itibaren ee, çok şey öğrendim ama bir spesifik sorum var yani şey. Sp Önce şunu sorayım, ee, sizin önce bunu sormayayım, şunu sorayım pardon. Ee, bu bu yazarlar, bu tarihçiler e, kendi eserlerine ne diyorlar? Yani ben de benzer bir kaynak kaynak şeyi üzerinde çalıştığım için e, 19. yüzyıla kadar bir dünya tarihi ya da evrensel tarih gibi bir e, kavram yok. Ama bir şekilde tanımlıyorlar olsa gerek. İkincisi de bununla bağlantılı. Siz ee, nasıl bunları belirlediniz? Yani evet bazıları, yani ben de aynı sorunu yaşadığım için bunu soruyorum aslında. E, bazıları işte dynastik, bazıları işte şey, şehir tarihi vesaire çok spesifik bunlar ve belirtiyorlardı ama dünya tarihi ya da genel tarih dediğimiz yani Subrahmanyam'ın, Zeki Veli Ditogan'ın tanımları haricinde sizin tanımınız Nedir? Teşekkürler. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, ya şöyle, bu tanım da aslında hala devam eden bir tanım. Geçenlerde bunu e, Colin nefer ile tartıştık. Ve aslında o da benim biraz e, zihnimi açtı bu hususta. Çünkü şimdi şöyle, kendilerinin tanımladığı şekilleri e, aslında karşılaştığınız bazı ifadelerdir sizin de. Yani tarih, tevarih, ahbar... Ee, onun dışında kitap diye de söyleyebiliyorlar kitab mülük gibi ee, zaten ahbar haber e, çok yakın zamana kadar hala kullanılan tarihle ilgili ifadeler ee, Onun haricinde şimdi başlıkları biraz böyle bakıyorum da e, işte Ravza ifadesi var mesela ee, Onun dışında e, genelde bu şey meselesi dünya tarihlerinde şey tarafı var işte klubut tevarih mesela işte ya da e, künhül ahbar hani bir şeyin hani evrenselliği tarafından özünü anlamaya çalışıyoruz ya da e, yani böyle toplu kısa gibi şeyler değil de vesaire. Bu gibi ifadeleri zaten siz de başlıklardan görebilirsiniz. E, e, Koyun Hoca ile tartıştığımız mevzu da şu. Aslında bu bu konuda mutlak bir tanımım yok. Çünkü şu açıdan yok yani olma aşamasında ama benim açımdan mesela şu çok e, Vurucu bir şey oldu. Şimdi e, Dynastic History dediğimiz şey mesela ben yüksek lisans tezimde e, şey e, Babil Hükümdarı Ekber e, Şah'ın Ekbernamesini inceledim. Mesela Ekbername e, yani Ekber'in e, hükümranlığı özelinde yazılmış bir metin ama e, bir yandan da e, Ekber'in hükümranlığını biraz Hazreti Adem'le başlatan bir metin. Hatta yaratılışla başlatan bir metin. Yani e, Ekber'in aslında o yaratılışın e, nihayeti e, olduğu anlatısının kurgulandığı bir metin. Oldukça böyle dört başı mahmur bir şekilde bu gerçekten mahmur bir şekilde kurgulanmış. E, mesela Korin Hoca bana şeyi sordu. Tarihi Elfi'ye niye bakmıyorsun? Tarihi Elfi de e, Babürlü döneminde yine Ekber e, tarafından e, İslami yeni yıl, yeni e, yüz, bin yıla girileceği için onun e, emriyle hazırlanan bir metin. E, ve e, aslında şu anlamda çok önemli bir şey yani bir nevi e, İslam takviminin İslam dünyası takviminin başlangıcından işte bin yılına kadar olan süreci anlatacak e, ve hani bunu e, oldukça detaylı bir şekilde işte yine de, bütün içine her şeyi devletleri vesaireleri alıyor şu anda eksik ama ki o zaten projede yarım kalıyor bir noktada ama elimizde e, resimli güzel bir kopyası da var Her neyse Mesela o niye almıyorsun dedi ben de şey dedim hani tereddütün hani yaratılıştan başlamaması meselesi ama bir başlangıç var en nihayetinde ve yine bir kurgu var. Niye böyle düşünmüyorsun dedi ki aslında doğru çünkü bütün devletleri alıyor içine. Bir de şöyle bir şey var orada yine bu sıralamada yani bunun bilerek yapılan bir şey olduğu fikri var ama normal şartlarda mesela neyden başlaması gerekir? Ee, takvim hicretle birlikte başladığı için anlatının da hicretten başlaması gerekir. Ama anlatı Peygamber'in ölümüyle başlıyor. Yani aslında bir sıfır noktası ve yeniden bir ilk doğuşla, yani on, onun peşi sıra e, başlayan şeyler ve bunun nihayetinde yine en mükemmel, hani Ekber'in dönemine gelmesi. ve Bunun bayağı böyle e, kompozisyonunda e, birçok e, saraydaki e, yazar çalışıyor. Hatta bazı gruplar kovuluyor, beğenilmiyor yazıldıkları kısımlar vesaire vesaire. Hatta oradan ayrılıp başka projelere başlıyorlar falan. Şimdi böyle şeyler olunca aslında bu e, genel tarih ya da evrensel tarih e, düşün yani fikrini e, daha karmaşık bir hale getiriyor. Yani illa bu gerçekten e, e, böyle yani evrensel kelimesini ben ilk duyduğumda bana şöyle bir çağrıda çağır bulunmuştu ya muhakkatan sıfırdan böyle işte Big Bang ile başlayacak yani oldukça şey olarak söylüyorum yani böyle bir şekilde ilerleyecek gibi ama e, burada m, her şeyi anlatan kapsayan bir tarih fikri üzerinden düşünüldüğü zaman e, ki genel tarih de bana şey olarak sıkıntı geliyor yani çok böyle ne olduğu bilinmeyen bir şey, içine her şey bir şey girineceği için bir problematik bir ifade gibi geliyor. Mesela günümüzde hala genel Türk tarihi kürsüleri var. Hani bunun genelden kastının ne demek olduğunu ben anlayamıyorum benim sınırlamamın içerisinde. Ee, ama daha ideal de yani çok böyle etrafında dolaşmam ideal de bir çözümüm yok. Ama şunu yapmaya çalışıyorum. Diğer tarihler yani bu burada mesela bizim benim sıraladığım ve baktığım tarihlerde hani Genel tarih ile olarak ilk yazdım açıkçası kendi e, şeyimde yani tuttuğum e, bir şey e, bilgilerin hepsini tek tek kayıt kayıt girmeye çalışıyorum da şu anda e, orada genel tarih diye yazdım ama e, bunun e, içerik e, bilgisini yanına ekleyip e, hani onun üzerinden daha kaliteli bir ayrım yapılabilir mi e, bunu da e, umuyorum ki bu iş bittiğinde söyleyebilmiş olacağım ama şu an buna e, sadece çok e, Tereddütlüyüm bu konuda yani hani e, bence hali hazırdaki şeyler yeterince kapsayıcı, açıklayıcı değil e, ve bu bizim e, olan tarihlerin bazı tarihlerin özellikle e, hakkını veremememize yani ifade ederken hakkını veremememize sebebiyet verebilen bir şey. Söyleyeceklerim bu kadar faydalı olur. Zeynep Hocam bu, He, pardon. Bir, bir şey söylüyorum. Bu tarihlerin tarihlerin sınıflanması konusunda şeye bakabilirsiniz. Yani o çok güzeldir. Bu bir Akkoyunlu tarihi vardır. Honci İsfahani tarafından yazılan. Evet. Harika. Onun, onun içerisinde bir, bir bölüm vardır. Yani bu tarihler nasıl şey yapılır? Nasıl sınıflanır diye işte siyer işte ne bileyim bir fırkanın tarihi, bir hanedanın tarihi, bir milletin tarihi falan filan diye. O da yürümek daha mı mantıklı hocam? Yani onu e, tabii, tabii o aslında daha yani yani Hunca İsmahani de yani yani şey yani önemli bir entelektüel. Yani evet. bize çok güzel bir İslam tarihi şey taksonomisi sunuyor yani. şey Onun üzerinden yürümek bence çok daha güzel olur yani bir şekilde. Doğru Heh Zeynep teşekkürler bir daha. Bir de ben de e, sırada şu anda kimse yok yani söylüyorum. Benim tezini anlatırken hep aklımda şey dönüyordu. Ee, acaba sınıflandırman e, ya da bölümün tezin e, alt bölümleri neler olacak? Mesela zaman mı? Zaman diye bir alt bölümü var mı? Mesela patronajdan bahsetti. E, e, Evrim Hoca da bahsettik. E, bu hadi bir bölüm olacağından e, farz etmiyoruz. Ama genel lemeler ya da e, kendince böyle bir sürü yerde görülen paralelliklerden kendin özgün bir bölüm mesela sınıflandırabiliyor musun? Bu aklıma geldi. Mesela bu dediğin sınıflandırmada evrensel tarihlerde zamanlandırma, evrensel tarihlendirmelerde mekansallaştırma ve e, yer isimleri. Benim e, tezin genişliği ve hem coğrafyanın genişliği hem içeriğin genişliği hem 70 yazardan bahsettin. Kültürün genişliği beni tezin alt sınıflandırmalarını, alt bölümlerini nasıl yapacağın ve e, oradaki analitik ...mi, coğrafi mi, kişisel mi, zamansal mı... ...olacağı konusunda e, ne diyeyim, düşündürüyor. E, şöyle, tezin organizasyonu e, şu şekilde aslında. İlk başta... E, ...tabii e, giriş kısmı e, aslında tamamen... E, ...bu intro, yani introduction kısmına aldığım her şey... E, ...ilk başta söylediğim e, bir... E, yani literatür e, özeti, özellikle bu ifadeler terminoloji üzerine e, olan şeyler. Daha sonra ise onun e, introduction'ın ikinci kısmı ise bir e, İslamik İslami İstirografi üzerine e, bir giriş gibi. Özgün olan kısım dediğimiz şeyler e, aslında e, iki yani iki tane e, iki chapter olacak gibi iki bölüm olacak gibi e, bu metinlerle ilgili tabii bu metinlerin hepsini zaten e, kullanmak mümkün değil. Ama ben bu metinleri şey için de e, bir araya getirmeye çalışıyorum. Yani özellikle bu elimizde son zamanlarda çok fazla e, program vesaire var. Bunlarla e, haritalandırmak, organize etmek e, ve m, bazı şeylerin tasnifini yapmak çok kolay gerçekten. E, her ne kadar e, bu konuda çok başarılı ben olmasam da yani e, elimden geldiği kadar bunu oluşturmaya çalışıyorum ki çünkü bazen e, algılayamadığımız ya da ya şöyle mi acaba diye kafamızdan geçen şeyleri görsel olarak çok güzel karşımıza sunuyor ama özel olarak değerlendirme açısından bu metinlerin hepsini tabii ki de kullanmayacağım. Toplamda e, 6 e, metin, 7 6 ila 7 metin arasında e, seçkiler olacak en nihayetinde. Ama Evrim Hoca'nın dediği şeye de bu arada çok katılıyorum. Çünkü benim geldiğim noktada yani zaten görsel malzeme için ee, özellikle e, şecereler e, ve silsilenamelere bakma zaten kafamda olan bir şey Çünkü o da bize aşırı 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 hem de e, tezi görsel olarak da zaten çok zenginleştirecek de bir şey olduğu için e, söz konusu ama e, bunun haricinde e, yani şecereler e, dışında e, bir de işte farklı bir dilde e, ama o döneme uyacak. Yani bir iki tane daha yani bu seçkideki yedi eserin kullandığım yedi eseri seçerken işte o yüzden aslında çok fazla şeyi okumaya devam etme sebebi birazcık da o. Yani aslında bir yandan deli gibi birinci kaynak e, okuma sürecindeyim ben ve e, yani bir noktadan sonra hızlanıyorsunuz. Hele ki arda arda okuyunca gerçekten e, artık şeyleşmeye başlıyor. Bazı e, birbirlerinin devamı olan aynı yazar şeyleri de görüyorsunuz vesaire ama Elimden geldiği kadar hani doğru bir şey yapmak istiyorum yani böyle her açıdan bütün bu kategorizasyonlara dahil edebileceğim kaynakları seçmek. O yüzden hani Arapça ve Türkçe seçmek de bana açıkçası böyle bir amacım şey böyle bir şeyim vardı. Şu an bana çok cesaret verdiniz hocam çok teşekkür ederim. İki chapter, bir chapter tarih zaman e, ve Evren e, üzerine e, olacak bu e, bu chapterın içerisinde e, tarih e, tenli anladıkları yani eğer varsa bir e, tarih tartışması yapıyorlarsa bir metot tartışması yapıyorlarsa bu bu e, işte eğer bir e, buradaki ünivers birazcık daha aslında coğrafyayla alakalı bir ünivers bu arada yani e, evren e, fikri oradan ne anladıkları işte iklimler e, vesaire gibi düşüncelerinin ne oldukları e, üzerine ve zaman üzerine olacak. İkinci ise e, bu e, zamanı şey dünyayı e, düzenlemek yani bahsettiğim o e, kitapların içerikleri kısmı nasıl düzenlendikleri ee, ve e, bunu e, işte hangi peygamberlerle, hangi kimselerle, hangi spesifik unsurlarla ay 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 ayarladıkları üzerine bir chapter olacak. Yani toplamda aslında bütün bu anlattıklarımı iki chapter'da topluyor e, olacağım. Teşekkürler. Ee, Ali Enesoğlu'nun sorusu var. Merhaba hocam, selamlar. Sunum için çok teşekkür ediyorum. Ee, şöyle bir sorum olacak benim de. Yani fasileşmiş dünya denildiğinde aklımıza genellikle İran ve çevresi geliyor mu muhtemelen? Ee, bu İslam tarihinin kaynakları oluşturulduğunda, birinci elden kaynaklar oluşturulduğunda acaba e, zer düştiği metinlerin etkisini hiç gördünüz mü diye merak ediyordum. Çünkü az önce Evrim Hoca Miraç hadisesinden bahsederken aklıma direkt Arda Birafiname isimli bir İranlı bilgenin gökyüzüne yaptığı seyahat aklıma geldi. Buna benzer çağrışımlar olmuş olabilir mi? Olamaz mı? Onu merak ettim. Kesinlikle var. Hatta e, burada biraz aslında e, bu yazarların hikayeleri meselesinde ve seyahatleri meselesinde vurgulamak istediğim şeylerden biri de işte bu e, entelektüel... E, yani. E, dünyalarının nasıl şekillendiğini anlamaktı ya orada aslında işte tabii ki de maruz kaldıkları yani maruz kaldıkları derken olumsuz anlamda değil işte çevrenin içerisinde okunulan ya da ellerinin altına geçebilecek kitaplar meselesi de var mesela işte bu zerdüşi yani özellikle Fars toprakları içerisinde, İran toprakları içerisinde üretilen eserlerde kesinlikle e, zerdeşi unsurlar benzer şekilde Timuri dünyada da benzer hususlar var söz konusu e, Timuri dünyada bununla birlikte başka benzerlikler de var mesela Evrim Hoca'nın e, benim tezimde baya e, nasiplendiğim e, işte şecereleri inceleyen e, şey makalesinde Alankoa karakterini biliyoruz Alan Kua karakterinin de anlatısının aslında ne kadar Hristiyan ki zaten bunu mesela Ekbername'de de söyler. Hani e, bu size garip mi geliyor yazar der ki hani Alan Kuan anlatısı size olmaz gibi mi geliyor? E, madem öyle Hristiyanlar neden e, işte e, Hazreti Meryem'in hikayesine inanıyorlar? Hani ona inanıyorsun da buna mı inanmıyorsun gibi bir böyle bir kritik bile e, yapabilir. Ya da benzer bir durum e, Nuh'un e, şey Vlad e, yani Nuh tufanı, heh, Nuh tufanı için de söz konusu. Çünkü tarihte Hindu mitolojisinde de benzer bir tufan var. O tufan anlatısı da dahil edilerek hani böyle bir şey de vardı diye dahil edilerek her zaman birleştirilerek değil. Bazen bu iki anlatı gerçekten birbirine girebiliyor. Ama bazen de e, zamanı anlatırken özellikle zamana bölerken e, farklı e, yani bulundukları yerel e, dünyanın eski metinlerini de e, göz önünde bulunarak e, anlatılarını zenginleştiriyorlar. Ve bu çok yani zerdüşi kaynaklar da bu konuda oldukça e, besleyici kaynaklar ki zaten e, yani e, zerdüşi dünya e, oldukça e, İslam ve e, Farsileşmiş dünyanın içinde bir dünya. Ee, ama e, benzer şekilde yani sırf serdüşi örnekler değil aynı zamanda işte e, daha şamanist e, örnekler olabilir e, ya da e, Hindistan özelinde oldukça oldukça e, Hindi, e, şey, e, Hindu inançlarına bağlı e, metinlerde e, ve bilgilerde yani bu sadece metin de değil bu arada bu bir oralık yani sonuçta en nihayetinde çok daha sözlü bir kültür var hala yine de e, onların da dahil edilebildiği durumlar söz konusu. Yani bir, bir şey ekleyebilir miyim burada? Yani bu çok, çok güzel bir soru sordunuz. Çok da önemli bir konu. Yalnız bir şeye dikkat etmek lazım. Şimdi bizim ilgilendiğimiz dönem artık 1400'lerden sonrası burada. Değil mi? Yani şimdi bu sizin sizin bahsettiğiniz metinler, yani Zerdüşti metinler, Arda Virazname falan filan bunlar tabii ki çok önemli metinlerdi. Ama 1400'lere geldiğimizde artık bunlar İslami kanunun bir parçası olmuş durumda. Yani ben yani, yani ben ben, şeyi düşünmüyorum yani bir mesela diyelim ki bir 15. yüzyılda bir Timurlu tarihçisi ya da bir ne bileyim bir Safa ve Osmanlı tarihçisi falan gidip de böyle bir yani orta farsça öğrenip de o ne bileyim bir orta farsça metin okuyor mu çok emin değilim yani. Ama 10. yüzyıldan hatta daha önceden işte İbnül Mukaffa bilmem ne Tabari falan filan Miskavel Bunların aracılığıyla bu Orta İran siyasi ve tarihi geleneği zaten İslami geleneğin bir parçası oldu. Yani şeye geldim. Sonra Moğollar zamanında Şahname metninin bir şekilde bir en otoriter metinlerden biri olarak ortaya çıkmasıyla artık yani Hüsrev, Ferdos bilmem ne falan Rustem etc. Bunların hepsi artık bunlar yani 15. yüzyılda 16. yüzyılda yaşayan bir tarihçi için yani bunlar İslam tarihinin bir parçası artık. Bunu Zerdüştü diye düşünmüyor yani bir şekilde. Ama dediğiniz doğru tabii ki. O kaynaklar çok önemli. Oradan doğrudan alıyorlar bir sürü şeyi. Teşekkürler hocam. Zeynep chat kısmına bakarsan orada da bir soru vardı. Onu da es geçmeyelim. Zamanımız Hemen. daralıyor çünkü herkesin işi olabilir. Onun Hemen. için bakalım sonra da ondan sonra da Altuğ'a geçelim. Erken modern farsileşmiş dünyada tarih yazımında batı ve batı dışı ayrımı yapılıyor mu? Ve bunu meridyen üzerinden değil başka bir kategori üzerinden yapılıyor mu veya coğrafi keşiflerin bu yönde bir etkisi oldu mu? Teşekkürler. Ya, e, teşekkür ederim. E, şey, e, şöyle ki bu e, Batı meselesinde de işte burada yine aslında benim baktığım örneklerin hiçbirinde e, yani coğrafi keşifler üzerinden Amerika'yı sorduğunuzu varsayıyorum. sayıyorum e, onların dahil edildiği bir durum söz konusu değil. Onların tarihiyle ilgili bir şey söylendiği şu ana kadar baktığım metinlerde yok. Eee Belki 1600 sonrası metinlerde e, mesela böyle bir şey bulmak e, ilginç olabilir e, ama e, bunun için daha zamana ihtiyacım var. E, öte yandan e, tabii ki de e, yani batıyı buradaki batıdan kastımız ne olur bilmiyorum ama e, özellikle e, antik Yunan'ı çok detaylandıran tarihçiler var. Ee, ve e, burada da işte e, farklı e, yöneticiler üzerinden hani devirlerini sıralamış e, sırala sıraladıklarını görüyoruz ama e, yine şu ana kadar baktığım örneklerde e, Avrupa tarihi yani en azından Osmanlı örneğinde şeyi biliyorum hani, e, çeşitli Avrupa tarihleri e, çevrildi e, 16. yüzyılda e, daha sonra Katip Çelebi'nin de çevirdiği eserler var ama... E, Hazırlanan metinlerde İslam tarihlerinde Avrupa'nın farklı hanedanlarının vesaire detaylandırıldığı şekliyle bir düzen söz konusu değil benim gördüklerimde. Bir ayrım yapılıyor mu yani dahil edilmiyor ayrım yapılıyor mu derken böyle bir şey söyleyebiliriz. Evet. Bir bir örnek var. O da Reşidettin'in dünya tarihinde Frank Frank tarihi, Martinus evet. Paviensis'in e, papalar ve şeyler tarihinin tercümesidir. Yani Latince'den lat, Latince'den e, şeye doğrudan ya Arapçaya ya, ya Farsçaya artık bilmiyoruz. Bu da şeyden biraz Tercümeden. ama sanırım hocam Reşidettin'in yani bunu birazcık daha bir proje olarak çeşitli tabii, insanlara tabii. dağıtmasından da kaynaklanan bir şey hani birazcık. Tabii. Yani, yani o yani o şimdi o, o yüzden biz reşidettine hani bazı tarihçiler diyor ya dünyadaki ilk gerçek dünya tarihçisi diye. Yani sadece gidip Avrupa tarihi tercüme etmiyor, yani gidiyor Çin tarihi de tercüme ediyor falan filan. Yani herkesin kendi kaynağını kullanmaya çalışıyor. Evet. Ama ama onun dışında bu e, yani Batı Avrupa kaynaklarını doğrudan kullanan e, ben bilmiyorum açıkçası. Ben de görmedim şu ana dedik yani Avrupalılar da doğu kaynağı kullanmıyor. Yani o dönem öyle yani bir şekilde. E, Evrim hocam zamanımız var mı? Ee, yoksa e, yani ona göre bir e, ayarlama yapacağım da 10 dakika daha soru alalım mı? Yoksa Uğur 10 dakikadan soralım sonra ayrılalım. Tamam. E, hocamız çünkü e, bana baştan sormuştu. Şimdi onun zamanımızı aşıyoruz. Onun farkındayım. Uğur Köroğlu'ndan sonra Altuğ'un da e, ikinci sorusunu alalım, bitirelim. Şey, a, Altuğ hocanın daha erkendi sanırım. Benden evet. önceydi. Ha tamam. Altuğ ikinci <laughs> sorusu diye size geçmiştim. Siz verdiğiniz için Altuğ'da söyle tamam. Tamam. <laughs> e, Altuğ hoca mı konuşuyor? Ben de şimdi. Buyurun siz söyleyin Uğur Bey. E, ben Ee ben Sanırım burada herkes tarihçi, dilci, edebiyatçı var mı bilemiyorum da pek tanışmadım kimseyle. Ben Fars filoloğu olarak buradayım. Fars edebiyatında doktora yaptım. Aynı zamanda da Türk Tarih Kurumu için Tarihi Alem Arayı Abbasi'nin birinci cildini çevirdim. Yani bunu özellikle belirttim ki böyle nacizane bir söz söyleme hakkım olduğunu göstermiş olayım. Ee, şimdi yine naçizane bir gözlemim olarak söylüyorum, ee, biraz eleştiri gibi olacak da, ee, birçok tarihçi arkadaşım oldu ya da akademik çevreden işte ortak çalıştığımız kişiler oldu ve ee, oluyor. Yani olunca şey olunca malum şey özellikle ortaçağa çalışılıyorsa bu tür ilişkiler oluyor. Şöyle bir gözlemim var benim yani sadece bir gözlem olarak söylüyorum, edebiyattan çok uzak tarihçiler ee, edebiyat pek üstünde durulan e, düşünülen e, çalışılan bir şey değil tarihçilerde genel olarak yani herkes için tabii ki söylemiyorum da e, bu tarih okumalarında özellikle ben o tarih alem ara yapısı çevirirken e, çok dikkatimi çekti. E, edebiyattan kesinlikle uzak değiller biliyorsunuz. Evet, siz de okuyorsunuz. Ee, da e, özelliğini bilirsiniz ya da işte ta eski çağlardan beri ilk o beş sütunda yazılan işte Persepolis'teki yazıtlardan falan tutun. Hep bir şiirsellik vardır. Hep e, yazıları şiirseldir. Yani düz yazılarında bile e, şiirsel anlatımı öncelemişlerdir. E, ben espri olarak şey diyorum zaten e, düz yazı yazma özürdüler diyorum onlara genel <laughs> olarak. Şi şiirleri çok iyi olduğu için ee, tarih çevirilerinde yani çeviri yaparken de okuma yaparken de edebiyatın çok önemli olduğunu altını çizmek istiyorum. Oradaki metaforların, mazmunların, simgelerin falan çok ciddi bilinmesi gerektiğini düşünüyorum yoksa çok e, ilginç hatalar olabiliyor, yanlış yorumlamalar olabiliyor. Bir küçük e, hemen hızlıca bir şey vereyim diye bu tarihin arka odasında öyle tesadüfen denk gelmişti. Ee, işte oradaki hocanın birisi şey diyor, e, Mevlana Türktür çünkü şiirinde e, Torki of işte Hindu habiden vesaire bir parça bir şey söylüyor. Ee, orada Haluk Bardakçı iyi girdi araya, dedi, bu bir semboldür dedi, bir mazmundur dedi. Yani ben Türk'üm demek değil, ben Hindu'yum demek değil şeklinde doğru bir şey söylemişti. Ee, i̇şte Türk biliyorsunuz, e, her zaman Türk demek değil, Hindu her zaman e, Hindu demek değil. İşte Türk güzelliği, beyazlığı, aydınlığı sembolize eder. Hindu dediğiniz karanlığı sembolize eder. Bunun gibi çok fazla şey var, metafor var, mazmunlar. E, bunların tarihçilerde biraz, e, çok özür dileşiyordu <laughs> bu kadar tarihçinin karşısında da, da. E, eksik olduğunu gözlemliyorum. Buna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece bunu demek istemiştim. Buyur. Teşekkürler hocam, sağ olun. Teşekkürler. Ee, ya Bunun e... da Hı. sorusunu alalım. Ondan sonra e, şey yapmayalım. Verdiğimiz sürede e, bitirelim. Tamam, ikisini birlikte. O zaman Altuğ'dan sonra hepsini söylerim. Ha, evet, tamam. Ya benimki soru değildi, de, katkıydı. E, şey e, bu e, açıkçası şey tehlikesiyle karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Bu e, daha uyarı anlamında. E, bu e, genel trendleri yakalamaya çalışırken e, e, bu e, nasıl diyeyim, e, Ya yani kesinlikle şunu öneriyorum. Arapça ve e, özellikle Türkçe e, nasıl temayüller olduğunu, yerelde nasıl dinamikler olduğunu e, tespit etmek. Bu sayede e, önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü şundan da o önemli olacağını düşünüyorum. E, o farklılaşmaların e, bölgesel anlamda e, baktığımızda bir e, anlam kazanabileceğini düşünüyorum. Çünkü genel trendler tabii elbette var. İşte Mustafa'nın, e, bu arada Mustafa'yı da yıllar sonra görmüş oldum. E, Mustafa'nın sorusu olarak yani bir tanımdan ziyade e, yani ya da bir e, genel bir anlayıştan ziyade bölgeselde insanlar Belli şeyleri nasıl algılıyorlar? Yani mesela Osmanlılar nasıl bakıyor ya da Osmanlı'daki o dönemde belli kişiler ya da belli klikler neyse artık ya da Babür'de vesaire işte bunu böyle bir tartışma yapmak bence e, daha e, yani global pardon global evrensel tarih derken ahistorik ah, olmayalım diye bir nacizane e, uyarı. Çok teşekkürler. Ee, Burada ben de en son e, Mustafa'yı e, Şehir Üniversitesi'ne doktora başvurusu yapmaya gittiğimizde görmüştüm. O yüzden şimdi görmek bana da oldukça iyi geldi. Ee, şimdi e, e, altı kesinlikle katılıyorum. Bir de şöyle bir durum var. Zaten bu işin e, biraz e, keyifli tarafı da o. Yani e, dediğin o yerelde e, anlamlı olma süreci. E, ama e, bir yandan da Uğur Bey'in söylediğiyle de e, bazı konularda el ele giden şeyler var. E, bunu ilk yine e, yüksek lisans sürecinde e, fark ettim. Şimdi bu metinleri biz kullanırken e, öncelikle şu var, e, bu benim e, yani bilmiyorum e, günün sonunda herhalde e, en iyi öğrenmem gereken şey olduğunu fark ettiğim şey oldu. Şimdi ezber kültürleri bu insanların çok geniş olduğu için tarihçilerin e, her ne kadar istediklerinde isim ya da ayet verseler de Farsça özelinde bazen Farsça kelimelerle ifade ettikleri ama direkt bir ayete işaret eden, Kur'an'dan bir ayete işaret eden cümleler oluyor mesela. E, ve bu oldukça kıymetli bir şey. Çünkü okuyanın bildiğini belki de varsayarak ya da okuyanın dünyasında e, bir yere... E, oturduğu varsayılarak söylenen bir şey ama bunun farkında olmadığınız sürece bir modern okuyucu olarak kastettiğini tam anlama tam, tam anlamıyor olabilirsiniz e, Mesela bu benim için büyük bir eksiklik olmuştu bazı yerlerde e, bir tespitlerden bir tanesi mesela e, bir cümlenin Tamamen e, aslında işte bu e, Kur'an'daki e, Nur suresinin işte meşhur 35. ayeti bu Allah, -u Nur, semavati Vel, Art ayetinin mesela bir Farsça e, yeniden söyleyişi olduğunu fark etmiştim. Ama bu ayete hiçbir gönderme yapmıyor ve burada Ekber'in yaratılışını anlattığı bir yerde bu arada Ebul Faz. Yani e, Kur'an'ik ifadeleri kullanarak aslında e, belki de e, çok daha e, güçlendiriyor anlatısını. Ama bunu o ayete aşina olmayan bir insan bunu bu şekilde hiçbir zaman böyle olduğunu anlamazla birlikte o dönemin bir okuyucusu bunu direkt anlayabilir. Müslüman bir okuyucu için söylüyorum. Benzer sorun başka terminoloji meselelerinde de var. Mesela yine bu metinleri başka dillerden okuma sorunu üzerine bir şey söyleyebilirim. Evet. Tamamen işte orta Avesta'dan diyebiliyorum, orta Farsçadan geçen bir ifade var. Şimdi e, telaffuzunu söyleyemeyeceğim çünkü çok garip yazılıyor, e, bilmiyorum yani. Ama bu ifade e, yeni Farsçaya fer diye geçmiş bir ifade. Daha sonra e, İslam dünyasına da ferri izadi, Farsça'da yine bu sahip olunan işte... E, ışık yani aslında e, Allah'ın her insana e, bir miktarda verdiği ve her insanda farklı derecelerde zuhur eden ışık fikri. İşte imparatorların ferri vardır ki bu şahnamede de söylenir. Hatta James Sheet e, çok uzun süre hakimlik ettikten sonra bir noktada Allah'ın ona verdiği fer e, sönmüştür ve ferri sönünce de kimse onu sevmemeye başlamıştır. Adaletin de hatalar yapmaya vesaire başlamıştır gibi. Mesela bu fer kelimesini eee batılı bir okul, okur için hazırlanan günümüz metninde Wheeler Texton um, Exalted Aura diye çevirmişti. Şimdi aura kelimesi çok garip bir kelime. Bir de böyle egzo, hani e, bende hiçbir karşılığı olmayan bir şey aslında. Ama öte yandan tabi e, tabii öyle olunca metni direkt Farsçasına bakıyorsunuz. Ve orada görüyorsunuz Ferri. Soruyorsunuz ki aa bu Fer. Hani biz de deriz günümüz Türkçesinde gözünün Ferri gitmiş falan filan. Yani ee, aslında bize yakın olan metinler, bir yandan da altun dediği çok doğru, e, yerelde değişebilecek anlamları olan terimler e, bir yandan e, araya farklı e, zamanların girmesiyle bizden uzaklaşabiliyor. Yahut yanlış anlaşılabiliyor. Ama bir yandan da işte e, bu metinlerin biraz cilvesi de aslında e, ve ee, tabii ki de şey tarafı da var bu arada. Yani buradaki e, evrensel tarih, e, yani benim yine geldiğim noktalardan bir tanesi, e, bunun e, bu metinlerin, e, bu devletler özelinde yine dört devlet e, şu anda e, benim e, baktığım dört devlet özelinde yazım tarzlarının da farklılaşabileceği. Çünkü e, yani bu o devletlerin e, organ, yani o devletlerin e, kendilerine has özelliklerle ilgili de bir şey hem e, kaynakları hem toplumları, toplum yapıları yani her halükarda e, dünyasındaki saray tarihlerine baktığınızda e, bu muhtemelen yani özellikle Ekber döneminden itibaren e, söz konusu olan bir şey yani artık yetiş yerleşmiş bir dil, bir anlatma tarzı var ve bu içine çok fazla tasavvufi elementi alan bir anlatım tarzı. Bu bu şekilde böyle bir farklılaşmış ...kendi içinde bir anlamı var ve bir devamlılığı da var. Yani farklılaşan tarafları da var yine yüzyıldan ya da hükümdardan hükümdara. Bir de şöyle bir şey var. Yani günün sonunda bu janra denilen tür meselesinde de... ...yani İslam dünyasında kategoriler çok, çok akışkan. Yani metinler illa bir türün içerisine sığdırılamayacak kadar... E, farklı türler barındırabiliyor. Yani bir tarih metni e, ki bence e, yani benim günün sonunda şey gibi de olmuştu. Yani aslında biz istersek Ekbername'yi bir e, haciyografi gibi, bir menakıbname gibi de okuyabiliriz. Yahut e, işte e, bir e, yani bu işte farsi gelenekten gelmiş bir Andars e, kültürün içinde olan bir öğüt metnini aynı zamanda e, işte nasihatnameyi bir siyasetname gibi de okuyabilirsiniz. Yani bu kategoriler aslında çok akışkan. E, çok böyle kilit e, sınırları yok. Çizilmesi de gerekmiyor. Ama bu, bu metin ya da içlerinde bulundukları işte mitolojik ya da e, başka türlü unsurlar bu metinleri daha az tarih de yapmıyor. Gibi bir noktaya gelmiş vaziyetteyim. Ama bu bölgesellik meselesi, bazı terminolojinin ya da bazı olayların karakterlerin ki buna bir peygamber de olabilir. Yani illa her mesela her tarihi her peygamber alınmıyor. Ama çoğu tarihe alınan peygamberler var. Neden onlar hep alınmıyor? Yani neden işte İdris karakteri gerçekten bu kadar bir şekilde önem, önemlileşebiliyor? Bunun gibi şeylerin hepsi aslında dediğim gibi yani metinlerin içine daha çok girdikçe, yazarların dillerine daha aşina oldukça ve bir yandan da aktif olarak tabii bu yazarların nelerden söyledilerse ya da söylemedilerse de nelerden faydalanmış olabildiklerinin üzerine kafa yordukça biraz daha kendini gösteren bir şey oluyor. Daha fazla e, sabırları zorlamadan son bir soru var Zeynep şeyde ...chatte. ona da hızlı cevap e, verirsek verip artık yavaştan okay. yavaştan tamam. ee, e, bu acaba bu tarih yazımı dünya kavramasında zamanın algılanmasında iyiden kötüye mükemmelden bozulmaya doğru genel bir bir genel yaklaşımdan söz edilebilir mi ya da genel tarih yazım için yakaladığınız imgeler ve biçimler var mı acaba ee, şöyle yani bu iyiden kötüye e, bozulmaya doğru bir yaklaşım bence söz konusu değil. E, yani çünkü eğer bu bir dynastic history ise zaten yani eğer bu bir e, devletin tarihi ise e, günün sonunda aslında tam tersi. Yani gittikçe mükemmelleşen bir anlatı var. Yani zaten bütün dünya o noktaya erişmek için devam ediyor. Yani o işte yönetici işte ya da o devlete gelmek için. Ha bunun içerisinde olumsuzluklar şunlar vesaire bunlar var. Ama e, genel olarak genel e, dünya tarihleri genel tarihler ya da işte evrensel tarih metinlerinde e, benim gözlemlediğim bir e, iyiden kötüye yok. E, peygamberler döneminde de e, Peygamber anlatıları devam ederken de aksilikler peygamberlerin başına geçen olumsuzluklar hepsi yine bir uyarı olarak işte mesela işte e, Salih peygamber ve kavminin hadisesi ya da Lut kavminin hadisesi anlatılırken e, illaki bir uyarı olarak e, eklenmiş olunabiliyor. O olumsuzluklar da ekleniyor. Dünya iyiden daha kötüye, kötüden daha iyiye gidiyor gibi bir durum e, söz konusu değil. Ama dünyada olan her önemli olayı kaydetmeleri de söz konusu değil. Daha genel olarak o hükümdarların dönemini e, anlatıyorlar. E, böyle bir iyi, iyiden kötü iyilik ben e, tespit etmedim. E, kendi okuduğum e, metinler arasında. Ama e, ben çok sonlarına doğru da gitmiyorum bu arada. Ben genelde e, belirli bir noktaya kadar geliyorum. Sonra başka bir metne geçiyorum. E, tamamını, bu kitapların hepsinin tamamını farsçadan okumadım. Yani e, o, o, öyle bir niyetim de yok. Tamamını okumak gibi bir... E, ...durumda söz konusu olmayacaktır maalesef. Teşekkürler. Son sözlere geçmeden önce... ...Evrim Hocam, Zeynep Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Evrim Teşekkür Hocam, ederiz. Hem tarih yazımı topluluğu olarak... ...hem de düşünce tarihi topluluğu olarak... ...gelecekte konuşmalarımızda... ...sizin de istediğiniz herhangi bir konuda... ...herhangi bir zamanda... ...her zaman kapımız size açık... Yoksa... Ne zaman istiyorsanız şey kitabınızla olabilir, eğer kitabı çok konuştum, yeni şeyler konuşmak istiyorum diyorsanız, kitabınız derken Cambridge'den çıkan 2016 yılındaki doktora tezinizin revize edilmiş, değiştirilmiş hali. Evet, onu konuşmayayım artık. İşte onun evet. evet. <laughs> evet, onu için diyorum hocam, ne zaman istiyorsanız, hangi konuda konuşmak istiyorsanız, zaten hem tarih yazımı hem de düşünce tarihinin ilgi alanınız, siyasi düşünce tarihi ilgi alanınız. Her zaman bekleriz, yeter ki siz ben konuşmak istiyorum ve şunu konuşmak istiyorum deyin. Ee, teşekkürler moderatörlüğünüz için sağ ol. Zeynep hocam da sizin ağzınıza sağlık sunumunuz için inşallah her şey e, çok çok güzel gider ee, teşekkür bu, ederim ben de tekrardan onu... size çok teşekkür etmek istiyorum önce bir e, Evrim hocaya çok teşekkür etmek istiyorum çünkü gerçekten çok nazikçe hızlı bir şekilde kabul etti e, ve e, bu işin bir parçası oldu e, yorumları için de çok teşekkür ederim ayrıca bir öğrenci olarak bana öğrettiği e, şeyler için de yazdıklarıyla çok teşekkür ederim kendisine e, kendisini öğrenmeye biz e, de e, devam edeceğiz Sizlere de çok teşekkür ederim. Yani bu kadar vaktinizi ayırdınız, sorular sordunuz. Bazı insanların yani arkadaşlarımın yüzlerini görmek ayrıca mutlu etti beni. Onun dışında bu kadar uğraştığınız için özellikle Eyüp ve Eren'e çok teşekkür ederim. Yani her süreçte hızlı hızlı destek oldular. Bütün teknik süreçte ve haberin yayılması sürecindeki katkılarından dolayı. Ee, ben de e, bu grubun bir parçası olduğum için çok mesudum daha güzel e, daha verimli zamanlarda görüşürüz İnşallah tezimin bittiği günleri de görürüz yarabbim amin <laughs> iyi şanslar size eminim güzel olacak çok sağ olun teşekkürler o zaman herkese e, konuşmamızın sonuna geldik e, katılanlara soru soranlara dinleyenlere çok teşekkür ederiz